Medyanet Grup ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Sahadakiler programıyla tekrar karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta yine Kayseri sporumuzu, Kayseri Spor Gaziantep maçını ve gelecek hafta oynanacak pazar günü sanırsam Malatya maçını. Perşembe günü. Pazartesi miydi diğer maç, son maçımız? Evet, pazartesi günü de Sivas Spor'la. Ligin bitmesine son bir hafta kaldı. Sıkıştırılmış bir takvimle ilk yarıyı bitireceğiz inşallah. Ayhan abi her hafta olduğu gibi yine konuğumuzsun. Hoş geldin abi, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Siz de nasılsınız? Biz de iyiyiz abi. Sakallar yakışmış birazdan. Az önce söyledik ama bir daha söyleyelim ekranda. Biraz da patlatmak, toplamak lazım. Toparlamak lazım. Abdülkadir, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyiz. Moraller nasıl? Vallahi moraller bozuk. Bozuk. Birazdan oraya geleceğiz. Serdar abi, bir hafta ara verdik. Sen nasılsın abi? İyidir. Her şey yolunda. Moraller de iyi bence moraller. Yani her şey spor değil tabii. Evet. Kesinlikle. Evet, Antep maçıyla istersen başlayalım ama önce Murat arkadaşımızdan bir görüntüyü rica edeceğim. Maç sonu Ali Çamlı, Aşbaskan Ali Çamlı'nın açıklamaları vardı. Taraftarın tepkisi üzerine açıklama yapmıştı. Onu bir dinleyelim, onun üzerine yorumla başlayalım isterseniz abi. Günahtır ya. Kadir Has Stadyumu çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Kayserispor As Başkanı Ali Çamlı, kendisini dinleyen taraftara kulübe transfer yasağı geldi, yasağı açtıran o zaman da iyi futbolcular alalım bizde dedi. Bu kadar artık yani pes. Aklı başından bağırıyor, başın dolmadan mı bağırıyor? Çıkıyor oraya, Emrah'ı yuhluyor. Ne yapacak çocuk daha? 80 dakika. Yani orada inin de koşun bakalım bir ne oluyor. Oynadığınız takım geçen hafta Fenerbahçe'ye yenilmiş sahasında. Sanki sıradan, amatörden bir takımla oynuyorsunuz. Galatasaray'ın puanı 24, 23 neyse, senin puanın 20. Ne oldu ki yani? Kıyamet mi koptu? Bu takım başarılı olacak diyoruz. Bu takıma destek olun diyoruz. Tribüne gelme. Takımı destekleme. Ancak motivasyon bozmaya gel. Niye yuhluyorsunuz Emrah'ı? Ne yaptı Hikmet Karaman? Tabii gecesini gündüzüne katıp Kayseri Spor nasıl başarılı olabilir? Onun çabasında bir teknik adam. Bütün her şeyini veren bir yönetim. Hak ediyoruz biz. Gerçekten hak ediyoruz. Lütfen arkadaşlar ya, basın olarak siz de bunları dile getirin ya. Daha ne yapacağız biz ya? Ben hakemleri de tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç yönettiler. Yani şimdi işte futbolcular yatıyor. Arkadaşlar bunlar psikolojik şeyler. Biz de yapıyoruz zaman zaman. O takımlar da yapıyor. Bunun önüne geçmenin imkanı yok. Keşke futbolcular daha dürüst davransa. Sahada futbol oynamaya odaklı bir... Evet. Açıklamalar bu şekildeydi. İstersen Serdar abi senden başlayalım bugün. Evet, maçı sonra değerlendirelim. Ali Çamlı'dan başlayalım. Taraftarın bir tepkisi vardı. Onun üzerine Ali Çamlı da bayağı sert bir eleştiri de bulundu. Özellikle taraftara. Yani şimdi ben bunu izlerken sanki taraftar karşısında duruyor. Bu işte pataklıyor, tokatlıyor, işte fırçalıyor gibi bir izlenim oldu burada. Yani bir kere üslup olarak çok talihsiz bir açıklama olmuş. Yani üslup da sanki Kayserispor taraftarı karşısında duruyor Ali Çamlı Bey'in. O da fırçalıyor, dövüyor, işte pataklıyor, tekme atıyor falan, böyle bir hava oluşmuş. Evet. Bir kere bu üslup çok talihsiz bir üslup. Şimdi Kayseri Spor taraftarı dediğimizde tabii akıllarına bir anda şey geliyor, bizim genç arkadaşlarımız geliyor. O genç arkadaşlar büyüyorlar, iş güç sahibi oluyorlar, yine taraftar. Onlar şirkette yönetici oluyor, şirketlerde yine taraftar. Şirket sahibi oluyorlar, fabrikatör oluyorlar, yine taraftar. Kulüpte yönetici oluyorlar, onlar yine taraftar. Evet. Şimdi Ali Çamlı'nın da taraftar olduğunu düşünüyorum ben. Orada kendisini fırçalıyor sanki. Yani taraftara fırça atmak yanlıştır. Hikmet Hoca'yı geçenlerde yine eleştirdim. Kavgacı bir üslubu var. Şu anda o takıma zarar veriyor. Aynısını Ali Çamlı da devam ettiriyor. Burada yok taraftar istifaya davet etti. Haksız. Şöyle kötü, böyle kötü. Dedi ki yani garip bir şey var yani. İninsiz. Siz yani bir kere şunu diyor, taraftar sanki şey istiyor, transfer istiyor. Transfer istiyorsunuz, iyi oyuncu istiyorsunuz, transfer
tahtası kapalı. Kapalı. Bu transfer tahtasının kapalı olması hikayesinden de bıkmış durumda taraftar. Zaten evet. De başka bir hikaye. Her transfer dönemi böyle bir kapanma aynısı, oluyor zaten. Aynısı Ali Çamlı bütün yönetimlerde vardı. Recep Mahmut zamanında da vardı. Erol Bedir zamanında var mıydı? Yok. Erol Bedir döneminde yoktu. Şimdi evet. Var. Eski yönetimler şöyle etti. Yok enkaz devraldık. Transfer kapattılar. Şu oldu bu oldu. O futbolcu kötü. Eski futbolcumuz. O menajerimiz şöyle yaptı. Yok bilmem ne yaptı. Transfer tahtamız kapalı. Hadi taraftar yiyorsa tahta yatsın. Bu üslup bir kere mantıksal bir hatası olmasından öte üslup olarak çok talihsiz bir durumda. Şimdi diyor ki Hikmet hocamız iyi niyetli. Biz iyi niyetli değil dedik mi? Taraftar iyi niyetli değil diyor mu? Değil mi? Çok birkaç tane görüyorum. Taraftar dedi şu arkadaş. Bir sıkıntı var. Sıkıntının sorumlusu da Hikmet Hoca diyor ve tek tek söylüyorlar. Ben okuyorum çocukları güzel güzel. Ve genelde bütün yorumlarda taraftar çok haklı çıkmaz. Haklı çıkıyor arkadaş. Hakikaten haklı çıkıyor. Evet. Diyor ki şu oyuncuyu niye oynatıyorsun? Serdar bir bilgi desteklemek için söylüyorum. Dinliyorum abi. Ali Çam da başkanımız öyle söyleyeyim. Recep Mamur 2007-2008 döneminde Recep Mamur yönetiminde bulunmuş. 2008-2009'da da var. 2009-2010'da da var. 2010-2011'de de var. 2011-2012'de de var. Daha doğrusu 2014'e kadar Recep Mamur döneminde 58, 59 ve 60. Genel Kurulu'da da mutlaka bulunan bir şey. Ki daha sonraki süreçte de zaten şeyini biliyoruz. Erol Bedir zamanı yok muydu? Yok. Erol Bedir döneminde yoktu. Kökünden beri gelen bir belki taraftarız. Tabii yöneticiliği eski ama Serdar abi onu söyleyelim. Yani tecrübeli bir tecrübeli yönetici. Yani bunu bu kadar tecrübeli, aynı tecrübeli hocanın da tecrübeli şeyin de bunu söylemesi şimdi koruyabilir. Bir kere taraftarın teknik direktörü istifa davet etti diye istifa etsin öyle bir şey yok zaten. Ama taraftarın teknik direktörü istifa davet etmesi demek şu demektir. Tam tersine bu elinde kozdur. Sen bu kozu kullanacaksın, hocanı çalıştıracaksın. Hikmet Karaman Kayseri Spor'a iyilik olsun diye buraya geldi mi? Öyle mi geldi? Ben Kayseri Spor'u kurtaracağım, edeceğim, çok severim, gönül bağım var falan öyle bir şey yok. Yok. Para almıyor mu Kayseri Spor'dan Hikmet Karaman? Giderken de şimdi alacağını bırakmadı. Yöneticilerimiz birçok şirkette yönetici. Bir bölüm müdürü, fabrikanın bölüm müdüründe bir sıkıntı olunca çağırıp da konuşmuyor mu? Bakın çok net söylüyorum. Ali Çamlı'nın yapması gereken taraftarı değil, kendi getirdiği teknik direktörü fırçalamaktır gerektiğinde. Kapat kapını fırçala arkadaş. Konuş. Niye böyle gidiyor de? Memnun mu? 10 tane maçtan 10 maçta 11 maçta 2 galibiyet. 11 maçta 2 tane galibiyet aldı. Sen mutlu musun? Daha göstermediniz. Galatasaray örnek veriyor. 24 banmış da şöyleymiş de böyleymiş de. Konya niye örnek vermiyor? Bakın dün Konyaspor'un Konya televizyonda haber programı vardı. Spor programı vardı. Tesadüfen bir 10 dakika seyrettim. Hı. Arkadaş adam da eleştiriyor. Konya şu an kaçıncı? İkinci sırada. İkinci takım eleştiriyor. Teknik olarak şöyle de böyle de güzel güzel eleştiriyorlar. Arkadaşlar tanımıyorum. Doğrusu bu. Biz de takımı giderken eleştirdik. Hatalı yönlerini söyledik. Herkes söyledi zaten. Evet. Taraftar da söyledi. Bakın dedi takım, ben şunu söyledim. Bu takım, kurulan takım iddialı bir takımdır, maliyetli bir takımdır. Evet. Yıldız oyuncuları çoktur. Mensah sakatlandı, Tiyan var. Gavronovic var. Luke var. Bir maç kötü olur ama çoğu maçta Luke takımı kurtarıyor. Bunlar yıldız oyuncular. Bakın dün Manchester City'nin maçı var. 4-0 kazandı. Newcastle yendi. Hmm. Şimdi hocası da kim? Manchester City'nin Guardiola. Evet. Bizim de şöyle bir espri var. Bizim hocamız Hikmet Karaman'ı da ona benzetiyorlar. İşte fotoğrafları yan yana koyuyorlar. Bu bazen espri olarak geziyor. Bazen hakikaten buna inanarak yapıyorlar. Hocamız da bundan zevk alıyor, paylaşıyor bunu. Hmm. Sen bilirsin. Evet. Paylaşıyor, zevk alıyor. Şimdi Guardiola hakikaten iyi bir hoca. Yılların hocası. Ben 4-0 maç kazanmış dedi ki maçtan sonra takımın oyunundan memnun değilim. Takımın düzeninden memnun değilim. Takımın maçı kazanma nedeni futbolcuların şahsi kalitesidir. Yıldız oyuncularınız maç almıştır. Gerekeni yapacağım. Bu konuda şapkamı önüme koyup çöneceğim dedi. Diyor ki yani. 4-0 maçtan sonra. 4-0 maçtan sonra ben hata yaptım diyor. Futbolcuların ferdi yeteneği sayesinde bu maç alındı diyor. Ben bunu bekledim her zaman Hikmet Karaman'da. Evet. Mesela 9 kişi kaldık maçı kazandık değil mi? Demesi lazım olan şuydu. Antalya maçında. Hatalarımız oldu. Ben Gabronovic'i yeterince konsantre edemedim. Konsantrasyonu bozdum.
ortamı sağlayamadım. Futbolcunun bu şekilde hareket edip kırmızı kart görmesinde bizim de payımız elbette ki vardır. Ancak diğer futbolcular insanüstü bir mücadele göstererek bu futbol mucizesini gerçekleştirdiler. Tebrik ederim demesi lazımken Ubuntu örneği verip bütün payı kendine almaya kalkıştı. Hmm. Bizim eleştirimiz öncelikle buna. Evet. Eğer sen başarıyı paylaşmaz isen, başarıyı paylaşmazsan o başarıda söz sahibi olacak, çalışacak futbolcular, taraftar, yönetim vesaire kim varsa artık şevki kaçar. Ve yeterince çalışmaz. Orada yapmaz gereken başarıyı paylaşmak, daha paylaşmak değil. Başarıyı hakkını vermekti. Yapmadı. Biz de bunları tabii eleştireceğiz. Bu arada özür dilerim abi. Şu anda da ben Sayın Ali Çamlı ile görüşüyorum. Telefonla bağlanmasını rica etmiştim. Tabii bu konular önemli konular. Evet. Birçok da konu gündeme geldi Sayın Çamlı'nın açıklamaları sonrası. Engin abi ben istersen numarasını göndereyim. Eğer rejideki arkadaşlarımız müsaitse Sayın Çamlı'yı arayıp programa bağlayabilirler. Telefon bağlantısı. Evet, numarasını gönderdim Sayın Çamlı'nın. Çünkü gerçekten bu açıklamalar, Sayın Çamlı'nın bu açıklamaları taraftarlar tarafından ve kamuoyu tarafından ciddi manada eleştirildi. Sanki fırça atıyormuş gibi. Evet, yani tarafta karşısında fırça atıyor. Belki bu noktada hani ben Sayın Çamlı'ya da bir söz hakkı düştüğünü, söz hakkı geldiğini düşünüyorum evet. Serdar abi. Çünkü hani en nihayetinde belki birçok insanda sıcağına yapılan açıklamalar her zaman için problem oluşturabiliyor. Çünkü malum bir de Hikmet Hoca ile yaşadığım olay vardı biliyorsun Serdar abi. Bir soru üzerine talihsiz bir olay yaşamıştık. Evet. En nihayetinde şunu da söylemek gerekiyor. Daha sonra Hikmet Hoca ile bir görüşmemiz oldu. Hikmet Hoca orada yanlış anlaşıldığını ve sıcağı sıcağına böyle bir açıklama yaptığını ifade etmişti. Ben onu samimi buldum. Samimi buldum Serdar abi. O yüzden mesela eğer bu noktada da Sayın Çamlı tabii düzeltmesi gereken yer varsa müsaitim diyor abi bu arada. Tamam. Sayın Çamlı. Arkadaşlara numarayı verdik. Sayın Çamlı'yı. Ayhan abi o zaman. Şimdi bir tek söyleyeceğim şey tabii, şu. Tabii. Taraftarın hocayı istifa davet etmesi, o istifa etti diye, istifa davet etti diye hoca gönderilmez. Çünkü sorumluluğu kim ait? Yönetim ait. Evet. Eyvallah. Ama bu kötü bir şey değil. Kötü giden bir takımda hoca sorumlu görürse taraftar istediği zaman taraftar istifaya davet eder. Bu konuda tek kişi ele getirir. Bu tam tersine yönetime destektir. Yani diyeceğim bu. Evet. Abdülkadir ekleyeceğim bir şey var mı? Vallahi yok. Serdar abinin söylediği birçok noktaya katılıyorum. Gerçekten hani Sayın Ali Çamlı da tecrübeli bir yönetici. Az evet. önce Ayhan abi değindi hani. Hangi yıllarda görev aldığını ki Recep Mamur döneminin evet. tamamında zaten var. 2007'den beri yönetmiyor aslında. Ve tecrübeli geçtiğimiz sezon da Sayın Ali Çamlı yönetimde değildi. Ama bununla birlikte Sayın Başkan Berna Gözbaşı ile birlikte hareket ediyordu. Yine başkana yardımcı oluyordu. Veya amiyane tabirle en yakınındaki isimlerden birisiydi Sayın Ali Çamlı. O süreci de ben biliyorum. Çünkü deplasmanlara gittiğimizde veya iç saha maçlarında bunu görüyorduk. Tabii Sayın Çamlı'nın bu açıklamaları taraftarlar tarafından biraz tepki topladı. Şunu da söylemek gerekiyor. Sayın Ali Çamlı'nın açıklamaları üzerine ben bunu söyleyeyim. Zaten taraftar çok fazla yoktu. Kapalı kale neredeyse tamamı cezalıydı. Doğru mu Serdar abi? Tepki veren muhtemelen yani bununla birlikte, kapalıdakilerdi. Eski kapalı. Doğu altta. 2301 taraftar batıda vardı. Doğu altta da taraftarların neredeyse tamamı cezalıydı. Orada batıda, batı tribününün de ben hani basın tribündeyiz biliyorsun evet. abi. O yüzden hani oradaki sesler, batı tribün, batı alttaki sesler bize daha kolay geliyor. Orada bireysel olarak 3-4 kere ben hocaya istifaya davet edildiğini duydum. Muhtemelen kulübeye de bayağı yakın. Evet evet. Sayın Çamlı da onu duyduğu için ona tepki gösterdi ama tabii bu noktada o kuzey kale arkasında yine belirli bir taraftar grubu vardı. Onların maç içerisindeki tek tepkisi söylesene Hikmet Hoca takım neden oynamıyor diye. Telefon bağlantısı gelmiş sanırım Engin abi. Tamam. Ali o zaman hazırsa bağlayabiliriz arkadaşlar. Yayında mı? Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Sizi şey için rahatsız ettik. Maç sonunda yapmış evet. olduğunuz sıcağı sıcağına bir açıklama vardı başkanım. Evet. Kayseri Spor taraftarını da biraz üzdü bu açıklama.
Bunun üzerine neler söyleyeceksiniz? Bir cevap hakkı doğduğunu düşündük ve size söz hakkı vermek istedik başkanım. Öncelikle oradaki bütün arkadaşlara başarılı bir yayın diliyorum. Bizim Kayserispor, gerçek Kayserispor taraftarlarıyla hiçbir problemimiz olmadı, olamaz. Evet. Ben yeni bir yönetici falan değildim. Daha önce uzun yıllar yöneticilik yaptım. Kayserispor seyircisini de çok iyi tanırım, ciğerli bilirim. Onlar yürekten Kayserispor'u sonuna kadar desteklerler. Benim tepkim Kayserispor taraftarına falan değil. Yani olayı çatlatmaya çalışan bir grup var. Lütfen siz daha duyarlı davranın. Benim tepkim Hikmet Karaman geldiğinden beri benim locamın önünde yaklaşık bir 10-15 kişilik grup var. Maç başlıyor, Hikmet Karaman'a küfretmeye başlıyorlar. Onu değiştir, bunu değiştir. İnsin yönetsin o zaman 15 kişi kimse. Bunlardan Kayserispor taraftarı falan olmaz. Yani şimdi Kayserispor taraftarını üzdünüz derseniz beni üzersiniz. Çünkü benim Kayserispor taraftarıyla hiçbir sıkıntım olmadı, olamazdı zaten. Onlar hepsi bizim çocuklarımız. Ben gidiyorum kapalı kalemin içinde onlarla tezahürat yapıyorum. Kim Kayserispor taraftarı dediniz? 15 kişilik sürekli küfreden bir grup mu? Yoksa öbür tarafta çocuklar canı çıkana kadar 90 dakika bağıran çocuklar mı? Hangisi, bana bir söyleyin. Belli bir gruba idi tepkiniz yani başkanım, anladığımız kadarıyla. Ya benim Kayserispor taraftarıyla ben daha önce 10 yıl bu kulübü yönettim, yöneticilik yaptım. Hiçbir taraftarla benim bir problemim olmadı, olamaz. O taraftarların hepsi benim ya evladımdır, ya kardeşimdir, ya abimdir, ya da sokakta tanıdığım insanlardır. Ben orada statta Hikmet Karaman gelir, öbürü gelir, öteki gelir. Ben hangi hoca gelmişse o bu kulübün emanetidir. Yönetimin emrinde çalışan insanlardır. Bunlara edilen küfrü üstüme alıyorum kardeşim. Küfür nedir? Adam işi değil küfür. Evet başkanım. Ben Kayserispor için gecemi gündüzüme katmışım. Berna Başkan gecesini gündüzüne katmış. İşimizi gücümüzü terk etmişiz. Bu kadar fedakarca işler yapmaya çalışıyoruz. Kimi getireceğiz? Yani gönderdik hadi Hikmet Karaman'ı. O zaman gelin kulübü yönetin. Hocayı da getirin. Futbolcuları da getirin. Ya uzaktan yani doğul demek çok kolay arkadaşlar. İçine girince bu işler yani bu böyle oraya gelip 15 kişilik 20 kişilik bir grubun sürekli işte hoca istifa, hoca istifa. Ne oldu? İstifa etti. 10 tane hoca değiştirdik. Ne geçecek elimize ya? Her istifada bu kulüp zarar ediyor. Bir istikrar arıyoruz arkadaşlar. Hikmet Karaman benim babamın oğlu falan değil. Ben başarısız gördüğüm anda Hikmet Karaman da göndermesini bilirim. Ama bu kulübün bir istikrar yakalaması lazım. Geçen sene kaç tane hoca değiştirmiş? Ne olmuş? Gelen giden arattırmış. Onun için bak arkadaşlar, aklı kerim davranalım. Bu şehrin bir kuruşu bütün şehrin parası. Yani orada ben cebimden verdiğim 3-5 kuruşla falan bu kulüp dönmez. Nihayetinde bu şehrin parasıyla bu takım ayakta kalacak. Onun için bu şehrin bir kuruşunun dahi hiçbir şekilde ziyan edilmesini ben bir kere kabul etmem. Ben yönettiğim iş yerde de en ufak bir olumsuzluğa da sebep verecek bir işin içerisine girmem. Ben o arkadaşlara da sesleniyorum. Neticeyi beklesinler. Yani bugün baktığınız zaman kulüplerin ya 10. sıradakiyle senin aranda bir maçlık fark var. Yani şimdi neyin bir Hikmet Karaman istifasındayız veya yönetim de istifa etsin. Eğer çok daha başarılı yönetecek biri varsa bizim burada kanalımızda söylüyorum. Buyursun gelsin. Ya benim Kayserispor yönetmek gibi bir hastalığım falan yok. Ama lütfen yani tribünden eleştirelim. Aşağıda eleştirelim. Sizler eleştirin. Bunlara ben çok şeyim, geniş adamım. Yani en ufak bir şeyim olmaz, itirazım.
Oradaki arkadaşlardan da bir sürü eleştirenler var. Her gün benimle görüşüyorlar. Telefonlaşıyoruz, konuşuyoruz. Beraber tartışıyoruz hatta. Eleştiri ayrı bir şey. Hakaret ve küfür çok farklı bir şey. Hiç kimsenin kimseye küfür hak etme, hakaret etme hakkı yok arkadaşlar. Birbirimizi seveceğiz bir kere her şeyden önce. Saygılı olacağız ama sonuna kadar eleştiririz. Ya hoca dört başı mamur işte yapmıyor olabilir. Hocayı da eleştirin. Ama elinizi vicdanınıza koyun ya. Bugün 20 puanlı bir takımdan bahsediyoruz. Daha ligin ilk yarısı, maçın bitimine 2 hafta var. Devrenin bitimine. Sen tutuyorsun. Yani senin üstündeki Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray puanına bak. Ondan sonra bu takıma laf söyle. Ne yapalım yani? Şartlar çok aşırı uç iyiydi de biz mi yapmadık? Evet başkan. Yani borç ödemekten canımız çıkıyor arkadaşlar. Evet. Köfte giden borç, yemek giden borç, eczacıdan borç, petrolcüden borç. Abicim bu kulübün borcunun olmadığı bir yer kalmamış mı? Onun için yani bir şey konuşurken, eleştirirken yani biraz daha hakkaniyetli olalım. Ben küfür haricinde her türlü eleştiri yapsınlar. Şöyle kötü yönetiyorsunuz. Şu futbolcuyu hatalı aldınız. Ya bunlar söylenir. Bunlar futbolun doğasında var. Ama oraya çıkıp maçın başlatı. Ya şimdi Karagümrük maçında benim önümde ya hocamın önünde. 15 kişilik bir grup ya. Takım 2-1 öne geçmiş. Hikmet Karaman'a küfrediyor, istifa ediyor. Ya insaf yani. Benim tepkim bu. Yoksa ben o tribünde yani Kayserispor maç kaybettiği zaman sabahlara kadar uyuyamayan çocukların alınlarından öpmek lazım. Onlar gerçekten Kayserisporlu. Bizim onlarla ne bir problemimiz olabilir? Zaten bu takım onlarla güzel. Onların olmadığı bir takım güzel de değil zaten. Yani bu şeyleri konuşurken de, yayın yaparken de bu pencereden bakalım arkadaşlar. Yoksa benim derdime ne olmuş, benim 1000 tane işim var, işim başımdan aşkın. Yani bu şehirde herkes benim kadar bu takıma sorumluluk duyması gerekiyor. Evet başkanım, yorumcumuz Ayhan Baynal'ın bir sorusu var. Dilerseniz onu da dinleyelim. Başkanım kolay gelsin, başarılar diliyorum. 15-20 kişilik taraflardan söz ettiniz başkanım. Bunların Paso Ligi'ni iptal etme şansınız yok mu? Vallahi bilmiyorum. Hukuki olarak. Bulunduk. Gerekli girişimlerde bulunduk. Onların muhtemelen emniyet mensupları da kamera görüntülerini aldı. Ya bu bir maç değil, iki maç değil kardeşim. Bak bu ilk başladığından beri bu grup özellikle de bakıyorum. Benim locamın olduğu yerin ön tarafı. Ya bir tane insan... Ya hani hiç mi yaptığı iyi bir şey yok mu Hikmet Karaman'ın? Her yaptığı iş mi kötü? Allah billahi. Başkan bir soru daha soracağım. Geçtiğimiz müsabakada bizim türbinleri neredeyse tamamına yakını kapattılar. Hatta taraftar olmayan bloklara bile kapatma geldi. Bununla ilgili girişimlerde haklı şekilde bulunuyorsunuz ama sanki kasıtlı verilen cezalar var gibi. Yani mesela A bölümü diyor, A bloku. Orada hiç taraftar olmadığını biliyoruz. O A bloku bile kafadan kapatmışlar. Köşeleri yani en basit. Zaten 3-5 bin taraftarımız var. Neredeyse komple ceza verilmiş gibi hareket ediyorlar. Burada art niyet seziyor musunuz başkanım? Şimdi şöyle arkadaşlar ben hakem camiasına da federasyona da son derece iyi niyetle bakıyoruz. Onlar bize art niyet taşıyacaklarına asla inanmıyoruz. Şöyle, ben de disiplin kuruluna sevk edildim. Ama yani beni işte maske yok diye sevk etmiş. Sağ olsun Abdülkadir'in çektiği bir resmi biz şeye attık. Avukatımız vasıtasıyla federasyona gönderdik. Bana ceza vermediler. Şimdi gelen temsilcilerle alakalı bir durum bu. Temsilci işte benim boynumdaki akredite kartımın
Yani boynunda atılı, hava soğuk. Yani şey, ceketimin içinde kalmış. Akredite kartı yoktu diye şey yazmış. Bunları falan işte biz yazdık, gönderdik. Hakem odasına girdi falan. Ya ben hakeme teşekkür edip çıktım yani. Ben kulübün as başkanıyım. Yani hakeme benim teşekkür etmemden daha doğal ne var? Hakeme hakaret etmişiz, laf mı söylemişiz? Herhangi bir şey mi yapmışız? Başka kulüplerde olanları da görüyoruz, biliyoruz. Sağ olsun hakem de görüş olarak işte Ali Başkan bize teşekkür etti. Yani bizimle hiçbir problemimiz olmadı falan gibi raporuna yazmış. Ben ceza almadım ama bu tamamen alt niyete bağlı değil. Temsilcinin yazdığı rapora bağlı. Temsilciler artık ne yazıyorlar, ne ediyorlar bilmiyorum. Onlar işte şey yapıyor. Başkanım, rapor doğrultusunda ceza geliyor. Biz itiraz ettik. İtiraz ettik. Ama itirazdan bir sonuç çıkmıyor maalesef bu tür durumlarda. Herkes aynı muameleyi yapıyorlar. Fakat benim buradan madem canlı yayına bağladınız, bir çağrım var seyirciye. Ya şimdi bilet fiyatları dendi. Şey maçında, Antep maçında kaç tane biletli seyirci geldi biliyor musunuz? 2300 mü? Yani 10 lira yaptık bilet fiyatları. Evet. Buna rağmen yani gelen seyirci 2300. Başkanım, son bir soru daha soracağım. Şimdi türbin kapatmayla ilgili. Pastörlük çıktığında hakaret ya da kötü tezahürat yapan taraftarların pastörlükleri ve görüntülerini alıyor emniyet. Yani türbinden ziyade şahıs üzerine ceza şeklinde dönüştürülmesi için kulüpler bilgi olarak bilgi içinde bulunuldu mu, bulunmalısı düşünülüyor mu? Yani pastörlüğün mantığı yani taraftar toplumu değil de taraftarı yani işin içine bizzat fiiliyatta bulunanların cezalandırılması daha mantıklı değil mi? Şimdi arkadaşlar zaten tribünde şahıs da yapsan, toplu da yapsan gelen seyirci sayısı belli. Zaten ceza verecek seyirci de yok tribünde. Evet. Yani orada 35 bin kişilik bir stat 2300 kişi. Yani hangisi tek tek saysan zaten hangisinin hangi hatayı yaptığını birebir tespit etme şansın var zaten. Bu benim işim değil. Bunu yapacak olan devletin emniyet birimleri veya statta o işte görevli olan kişiler. Hayır, benim maskesiz olduğumu çekebilen ve bundan dolayı sevk eden bir şey. Orada işte küfredenin veya işte küfür çok bariz bir şekilde oradan küfrediyor. Yani bunu tespit etme imkanı yok mu? Var, elbette var ama yani biraz daha işte böyle musamaha gösteriliyor. Seyirci yok deniyor. Bilmem işte öbür maçta yapmaz deniyor ama bunları tespit edip gerçekten şey yapmak lazım. Yani bu küfür işi bu statlara hiç yakışmıyor arkadaşlar. Küfür insanın ağzına yakışmıyor bir kere. Evet. Ben, küfredilen kim olursa olsun. Yani benim hayatımda hiç düşmanım olmadı da düşmanım olsa ona bile küfür edilmesine karşı çıkarım. Evet, normal bir şey değil. Tamam. Arkadaşlar çok teşekkür başkanım, ediyorum. Ben, İyi yayınlar diliyorum. Başkanım. Başkan Abdülkadir. İnşallah alıp şehre hediye edeceğiz. Evet, başkanım. Abdülkadir'in de bir sorusu vardı başkanım ben kapatmadan. Ben de hızlıca bir soru sorayım istedim. O zaten soru sormadan duramıyor. Başkanım şimdi maç sonu açıklamanızda tabii herkesin belki de üzüldüğü bir açıklama vardı. O da transfer yasağı konusu. Evet. O konuya da değindiniz. Bu konuyu biraz daha detaylandırmanızı isteyebilir miyiz hocam sizden? Yani Abdülkadir'cim, şimdi transfer yasağımız zaten biz geldiğimizden beri transfer yasağı geliyor. Evet. Sağ olsun Berna Başkan varını yok ediyor. Yakında fabrikanın anahtarlarını herhalde kulübe teslim edecek. Gene açtırmak için büyük bir gayretle Berna Başkanımızla çaba sarf ediyoruz. İnşallah açtıracağız. Kayseri Spor'u en iyi şekilde nasıl sahaya süreriz, onun plan ve programını yapıyoruz. Kamuoyunun endişesi olmasın. Zaten bu işi yapamayacak duruma gelirsek de bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Evet, ödenecek bir borç yani başkanım.
İnşallah. Yani gayret sarf ediyoruz. Sizler de dua edin. Destek olun da. Her zaman ediyoruz başkanım. Zorumuzu kolay kılsın arkadaşlar. Amin inşallah başkanım. Çok sağ olun başkanım. Bunlar koca paralar yani. Az buz paralar değil. Evet kesinlikle başkanım. Çok sağ olun başkanım programa katıldığınız için. Bakın arkadaşlar ben özel bir ricam var. Tabii buyurun başkanım. Şunu özellikle burada belirtmek istiyorum. Yani Berna Başkan gerçekten çok fedakar. Belki Kayserispor tarihinde ben uzun yıllar ya Allah yattığı yerin uğrasın. Recep abi benim ağabeyimdi. İyi bir başkandı. Bak inanılmaz iyi bir başkandı. Çok prensipliydi. Benim çok sevdiğim bir insan. Erol Başkan ciddi hizmetler etmiştir bu kulübe. Ama inanın Berna Başkan'ın gösterdiği fedakarlığı bu şehirde hiç kimse bu takım için göstermemiştir. Bak bu kadar yakın olmama rağmen Recep Mamur Başkan'a da Erol Başkan'ı da yakinen tanımama rağmen Berna Başkan'ın yani bu kulüp için yapmış olduğu maddi manevi yani bizler yapamadık arkadaşlar. Onun için kamuoyu huzurunda benim kulübümün başkanı, benim başkanım aynı zamanda hemşerim şehir adına Kayserispor adına ona yürekten teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü de hiç kimse ondan esirgemesin. Bir kadın olarak, bir hanımefendi olarak bizim yapamadıklarımızı o yapıyor. Bunu kamuoyu bilsin. Evet. Teşekkür ederiz başkanımız. Ağzınıza sağlık. Yayınınızda da ona sonsuz teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Amin. Sağ olun başkanım. Çok sağ olun başkanım. İyi günler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun başkanım. Evet. Evet. Yani ben... Sende kalmıştı. En son istersen devam yani edelim. Şimdi ben şöyle, tabii Ayhan abi de belirtti. Bazen sıcağı sıcağına yapılan açıklamalar yanlış anlaşılabilir. Evet. Yanlış yerlere gidebilir diye ifade etmiştik. Sayın Çamlı'ya da burada söz hakkı doğmuştu bana göre. Evet. Ve sağ olsun o da yayına katılarak geniş bir değerlendirme yapmış evet. oldu. 10-15 kişilik bir gruptan bahsetti. Ben dedi... Kayserispor taraftarlarını dedi 10-15 kişilik grupla bir tutamam. Onlar bizim kardeşimiz, abimiz. Onlarla biz hep bir aradayız. Onlar olmadan olmaz ifadesini kullandı. Gerçekten öyle. Yani şimdi taraftarsız bir takım olabilir mi Ayhan abi? Böyle bir Serdar abi böyle bir düşünce olamaz tabii ki. Sonuç olarak bundan bahsetti. Ayhan abi de hatta onların pasoligi iptal edilemez mi diye girişinde bulunduk evet. dedi yani. Miktarı öğrenemedik ama yine söylemedi. O gün de söylememişti. Yasak. Yani herhalde yani ben de tam bilmiyorum ama herhalde bir 2-2,5 milyon vardır diye tahmin ediyorum yani. Evet. Milyon euro tabii ki abi şey değil, TL değil. Birazdan doların düşmesi mi? Euro'nun biraz düşmesi. Borcun zaman iyi oldu. Başkanı biraz hani... sevindirmiştir en azından. Evet. Yani hep birlikte dinlemiş olduk Sayın Ali Çamlı'yı. Yani taraftar olmadan olmaz. Evet. Tabii burada şunu atlamak lazım. Buyurun. Yapmış olduğu açıklama ve bundan önceki açıklamalar taraftar üstüne alınıyor. Ve sanki taraftarı karşısına almış fırçalıyormuş gibi bir tavır oluştu. Evet. Bu açıklaması yapması iyi oldu ama ben şunu tavsiye ederim. Özellikle basın sözcüsü gibi sürekli konuşuyor. Keşke o zaman belirseydi 10-15 kişilik grup diye en azından diğer taraftarlar. Bunu söylemeyince bunun böyle anlaşılması gayet normal. Evet. Ve daha önce de toplu tezahürat olduğumda da benzer açıklaması olmuştu ama çok sertti bu açıklama. Evet. Muhtemelen maç sırasında kendisini çok sinirlendirmişler. Evet. Ama açıklamanın kime ait olduğunu bilhassa söylemesi gerekiyor. Aksi halde yanlış anlaşılır. Ve bu tepki doğar ve taraftarla kulübün arasının açılmasından neden olur. Taraftarla ki kulübün de başlatılacağını söyledi herhalde değil mi? Evet, aslında doğrusu da yani. Evet. Sizde artık teknoloji, çağımız teknoloji, isim tabii. bulunması zor bir olay değil. Orada fotoğraf çekilir. Pasolik fotoğraf eşleşmesi de çok rahat bulunabilir. Ki her yerde de kamera var. Yani gerekli cezai kulüp ve pasoliğin iptal edilmesi. Bunu açıklamak yerine, böyle bir açıklama yapmak yerine bunun muhataplarına konuşması, onlara tepki göstermesi ve bunun gereğini yapması daha doğru olurdu. Sıcağı sıcağına basın mensuplarına böyle bir açıklama yaptığında bu taraftar tarafından yanlış anlaşıldı ki gayet normal. Evet. Çünkü orada 5-10 kişiden bahsetmiyor. Hı. Orada taraftara doğru bir konuştuğunu anlatıyor. Evet. İşte yani eğer ki böyle konuşuyorsunuz hadi bakayım geleyim siz oynayın. Hatta Emrah'la ilgili bir şeyden bahsetti. Emrah'ın imzalanmasından bahsetti. Emrah geçen maç çok performansı iyi değildi. Yani şimdi performansı kötü olan bir oyuncu. Değildi. Oyuncu oyundan çıkarken bu doğaldır ve o sadece 5-10 kişinin de yaptığı bir olay değildi.
Taraftar yuhaladı. Şimdi Emrah da maçtan sonra yuhalayanlara kızmadı çünkü kendi de memnun değil performansından büyük ihtimalle. Bu duası vardır. Nasıl iyi oynandığında maçtan çıkarken alkışlanıyorsa kötü oynandığında da yuhalanır. Yani bu maalesef gereğinde vardır. Bu küfür değildir. Evet. Bu tepkidir. Küfre sonuna kadar karşıyız. Emrah'a küfredilmesi. Ali Çamlı'ya da küfredildiğini daha önce duyduk ve çok yanlış evet. Ona kızıyoruz. En çok da buradan kızıyoruz zaten. Hikmet Hoca'ya da aynı şekilde küfredilmesi gayet yanlış ama eleştirilmesi gayet normal. Ya. Şey çok güzeldi. Ali Çamlı dedi ki bir eleştiri gayet normal. Eleştirin sonuna kadar açınız dedi. Eleştiri de kendisinin savunması. Gayet normaldir. Ben de şunu söylerim kendisine. Taraftarın gerçek taraftarın. Hani diyor ya işte gerçek evet. Taraftar. Bence gerçek taraftar şu anda Hikmet Karaman'ın performansından memnun değil. Bunu da dile getiriyor. Gerçek taraftar Hikmet Karaman'ı istifaya davet de edebilir. İstifaya davet etti diye de siz onu tabii ki göndermeyin. Öyle bir şey yok. Ancak bu elinizde bir güçtür. Ne dedi? Bir de başka bir şey söyledi. Bu bizim çalışanımızdır. Yani Hikmet Karaman babamızın çalışanımızdır. Değil. Babamızın ya babamızın, babamızın ve çok... çalışanımızdır. Çok güzel bir şey. Çalışanımızdır. Hep ben bunu diyorum. Gereğini yaparız. Biz de onunla bunu bekliyoruz. Gereğini yapmasını bekliyoruz. Hakikaten biz de istiyoruz. İstikrarlı olsun. 10 evet. Tane hocanın değiştirilmesi çok büyük yanlıştır ki yönetimin bence bu sonuçta 10 tane hocanın değiştirilmesini sağlayan taraftar değil yani taraftara göre bir şey yapmıyorlar. 10 tane hocanın değiştirme hatadır. Bu hatayı da yapan yönetimdir. Bunda farkındalar bu kadarıyla. Evet. Keşke istikrarı sağlasalar. Evet. Ve ben hep diyorum geçen sene biz en başarılı skorlarımızı teknik direktörü ararken altyapı hocamızın teknik direktörü yaptığı dönemde yaptık yani. Uğur Hoca takımın başında 4 galibiyet. 12 puan aldı. Evet evet 4 galibiyet 12 var. 12 puan da biz çok kritik maçlar aldık ve biz o şekilde ilkten kaldı. Yani, evet. Yani Bayram Hoca ile başlaması hata, prosesinin gönderilmesi hata, tekrar diğer birçok hoca geldi gitti. Koşu kava. Tek tek hep Sabet Aybaba geldi gitti. Yani bakın 9-10 tane hoca geldi gitti. Bunlar da 2 tanesi doğrudur. Biri Prosineski'dir. Doğru bir tercihtir. Gitmesi yanlıştır. İkinci doğrusu da Uğur Kulaksız'dır. İki hoca olmasa biz çoktan gitmiştik yani mahvolmuştuk. Evet. Yani ben tamam, Hikmet Karaman hala Hikmet Karaman kendisi ispatlamamıştır. Serdar kendisini abi. İspatlarsa arkasındayız. Prosineski Sevda'nı da araya sıkıştırdın yalnız. Sen şöyle ki Prosineski yani orada bir Prosineski'ye özel yok, bir Ali Çamlı, imtiyaz var gibi sanki Ali Çamlı dedi ki istikrar dedi o hatadır. Oturmuş bir hocaydı. Şehri tanıyan bir hocaydı. Niye gittiğini bilmiyorum. Anlatılanlar neydi? 9 tane transfer isteniyor dendi. 14 tane transfer yapıldı. Evet. Gittikten sonra işte bilgisayarlı sisteme şey karşıydı dendi. Sonra. Bilgisayarlı sistemle karşı olması öyle bir şey zaten olmaz. O onun işi değildir. Kendi alt kadrosu vardır. Bilgisayarlı sistemle ilgili raporlar önüne koyar. Hoca da buna göre karar verir zaten. Evet. Bilgisayarlı sisteme karşı olmak diye bir şey olamaz. Yani öyle bir şey yok. Evet. O dönemde sevda almaktan dediğim gibi ben kimsenin sevdası değil. Bir de Rumen hocamız vardı. Dan Petrescu. O da geldi. Çok umutluyduk ondan çok, kendisinden. Evet, ben de umutluydum. O biraz şöyle oldu. Türkiye'ye gelmesi bulunmuş olduğu ülkede çok tepki aldı. Evet. Yani senin kariyerin yok. Gelmişti? Avrupa takımlarından da teklif gelmişti Dan Petrescu'ya. Dan Petrescu, Romanya'nın sayılı teknik direktörü. Çok mutluyduk. Aslında başta olabilir yani. Kayseri Spor'a gitmekle kariyerine kötü bir şey bırakıyorsunuz dedi. Hatta bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam o dönem Romanya kanalında ki programı göstermiştik diye hatırlıyorum. Orada Kayseri Spor'la anlaştığını hatta Kayseri Spor'a ayrıldığına dair kısmı özel bir program olarak yaptılar. Yani bu önemli bir olaydı. Yani hoca olarak tercih doğruydu ama yanlış zamanında geldi diyebiliriz. Yani bu da bir farklı bir şeydi. Yani kalsaydı belki istikrar sağlanabilirdi. İstikrar konusunda tamam. Ben destekliyorum Ali Çam diye. Şimdi, Hikmet evet. Karaman'ın başarılı... Ben de %100 destekliyorum. Bence o da biliyor başarılı olmadığını da. Tolunay Kafkas Kayseri Spor tarihinde arda arda 3 sezon teknik direktörlük yapan nadir hocalarından. 1000 küsür yüz. Çok önemli. Ben bakmıştım yani. Bin 3 yıl. Evet. Tabirce tam 3 yıl. Yani bu başarının da geldiği dönemlerdir bunlar. Evet. Şimdi ve o dönemde Ayhan abi çok özür diliyorum. Devam et. Devamlı her sezon kadromuz sil baştan yenilenmiyordu. Aynen. Bir iskelet vardı. Tamam riskli vardı evet. Aynen. Evet. Yani temel bir kadroyu oluşturduğunuz zaten devamı otomatikman geliyordu. Ya bir de şu var. Hepimiz görüyoruz. Serdar abi, Ayhan abi. Yani istikrarı olan her sezon üst sıralara oynayan takımlarda
kadrolarda hep bir iskelet var. Mesela evet. Alanya Spor bunların başında. Sivas Spor son dönemde ciddi bir yine çıkış evet. yakaladı. 4 maç üst üste galip geldiler. Hatay hakeza yine geçtiğimiz sezon ve bu sezon yine üst sıraları zorluyor ki Ömer Hoca gerçekten takdir ettiğim, beğendiğim, futbolunu beğendiğim evet. nadir insanlardan birisidir. Yani bu konuda istikrar önemli. Evet Sayın Ali Çamlı'nın dediği gibi istikrar elbette ki olmalı. Öyle de yapılanlar her ay var. Her ay bir hoca değişiyor. Mesela geçen Fenerbahçe'ye başladım. Baktım Serdar abi. Ali Koç göreve geldiği günden bugüne kadar 8 hoca ile çalışmış. Çok ciddi bir istikrarsızlık var mesela Fenerbahçe'de. Bizim başkanı yarışıyor Ali Koç yani. Yani ama işte yine gönderdi. Ya keşke başarılı olsa. Hocanın elbette ki başarılı olmasını isteriz. Hoca başarılı olursa takım başarılı olur. Evet. Ama işte bir eşik var herhalde. O eşiği atlaması gerekiyor takımın. Daha atlayamadık Serdar abi. Ya işte dedi ya şimdi Ali Çamlı da herhalde bir önceki geçen sene yoktu değil mi? Yok geçen yani, sene yoktu ama kadro kurulurken fiilen vardı ama. O kadar kurulurken bu kadar kadro değişikliği yapmanın yanlış olduğunu bilmesine rağmen maalesef böyle bir karar verildi. Kadro her sene hatta yarıda bile değiştiriliyor sürekli. Yani giden oyuncu ne yapılır? Çekirdek kadroyu korursun, işte bir tane yıldız oyuncu parlamıştır, onu satarsın, yenisini alırsa filan böyle 2-3 tane evet. değişiklik yaparsın. Gelip de 14 tane oyuncu almasın yani bir anda hepsini gönderip de. Doğru. Yani evet. 20, geçen sene kaç oyuncu aldık biz? 14 değil, 23 tane aldık galiba. Hesabı karıştıralım. İstikrarı korumak tabii gerekiyor. 17 yeni transfer yani. Takıma uyum sağlanmış oyuncuların gönderilmesi ve yeni oyuncuların alınması bence yanlıştır yani. Evet. Ben Prosineşki'ye o yüzden takıldım. Prosineşki de şehre uyum sağlayan bir hocaydı. Ve bence takım son dakika düşmesine rağmen başarılı bir oynatıyordu, iyi gidiyordu. Bence kalması lazımdı. Onun yerine gidip Bayram Hoca'ya getirmek bir maceraydı. Ve bu macera Kayserispor'a pahalıya mal oldu. Evet. Ayhan var mı son olarak eklemek istediğin Ali Çamlı ile ilgili? Sayın Başkanımız... Bir ara veriyoruz. Evet. Uzatmayalım. Sayın Başkanımız gerekli açıklamayı yaptık. Destek istediğini belirtti. Evet. Eleştirileri açığız dedi. Biz de devamlı eleştirileri yapıyoruz. Yani hatta sizlerin yaptığınız eleştirileri de biliyorum ama uygun bir şekilde eleştiri yapıyorsunuz. Hatta telefonla görüşüyordu. Ben değilim abi, seninle görüşüyordu. Valla ben de görüşüyoruz dönemlerim ama ben de sensin diye düşündüm Ayhan. Neyse ama şunu söyleyeyim. Ben yalnız şu an... Serdar abi çok sessiz abi. Serdar abi de olabilir yalnız. Evet. Sorun değil. Anne görüşüyoruz dedi ya telefonla. Ha, yok. Seninle mi görüşüyordun? Valla isteyen ben şey yapıyorum, bütün eleştirilerimi Twitter'dan yapmaya çalışıyorum. Twitter'dan yaparken de herkes ulaşabiliyor. Birkaç defa da başkan da ulaşmıştır. İnşallah kendisini savunmuştur. Ali Çamlı yani. Başkanı burada bir gün programda katılırsa daha evet. güzel olur diye daha düşünüyorum. Geniş daha İnşallah. Geniş bir şekilde bekleriz. Hatta haftaya devre arasına girmişken bir değerlendirme olabilir aslında. Güzel bir program olur. Evet. Yani hocayı kendisiyle daha teknik olarak o zaman konuşabiliriz. Şu anda konuşmak belki açık açık düşündüğünü söyleyemeyebilir ama yarıda daha rahat konuşabilir diye düşünüyorum. Şey merak ettim, onu soracaktım ama biraz acelesi vardı herhalde, sormadım. Hocayla görüştüm acaba maçtan sonra? Görüşmüştür mutlaka. Her maçtan sonra görüşüyorlar bildiğim kadarıyla. Evet. Hani bir değerlendirme, kısa bir toplantı yapılıyordur. Yani siz sordunuz, yani soru soracaktık ya, aklıma şu soru geldi ama düşündüğünü söyleyemeyeceği için sormadım. Hocam siz Hikmet Karaman hakikaten başarılı buluyor musunuz diyecektim orada. Başarılı buluyorum demek zorunda olduğunu düşündüğüm için sormadım. Çünkü şu anda kritik bir dönemdeyiz. Belki motivasyon için oraya da şey olarak değindi. Hani Hikmet Karaman'ı göndereceğiz de kimi getireceğiz? Yani gibisinde. Ben çok güzel almışım mesajı. Evet. İstikrar sağlamaya çalışıyorum. Biraz da sabredeceğiz. Ama şu da bir gerçek. Ya belki reklama gideceğiz ama açıklanamayacak bazı şeyler de tabii olabiliyor canım, Serdar abi. Yani şimdi burada tamam. Burada söyleyemez tabii. İşte geçtiğimiz dönem yaşadığımız kısır döngüyü hepimiz biliyoruz. Ya ona döneceksek hiç gerek yok zaten. O kısır döngü içerisinde olacaksa hiç bahsetti. Gerek yok. Ama bazı radikal belki adımlar atılabilir. Orada ilerleyen dönemlerde görürüz. Hoca değişikliğinin maliyet olduğundan bahsetti. Evet. Yani bu şu anlama gelir. Gönderirsek gittiği bir tazminatı var gönderebiliriz. Ama ben alırsak da bir sürü para vereceğiz. Bir ara sordum. Var mı dedim. Yok dediler. Yani ne kadar tabii ben Sayın Çamlı'ya sordum. Genelde olmuyor ama sonradan arkadan çıkıyor yani. Ha o da olabilir. Oluyor bazen yok diyorlar sonra sorduğumda, davası geliyor. Hikmet Karaman'ın herhangi bir tazminatı yok diye söylendi. Yani sadece maaşı var. Kayıtlara da geçsin bu laf. Geçsin abi yani. Ben, ya geçsin de. Ya şimdi geçiyor. Söylemedi zaten de ben daha önceki ya, görüşmemizde sorduğumuz soruda ve cevabı aldım. Arada bir sene geçiyor, transfer tanesi kapanıyor. Niye kapandı? Bilmem ne hocası kapattı deniyor ya da oyuncu deniyor. Yani bunlar oluyor maalesef. Ki Ali Naibi şeysiz gönderildi. Tazminatsız İki maaşı gitti. Verildi sadece. Evet. İki aylık maaşı varmış o verildi gönderildi. Evet kısa bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrar karşınızda olacağız. Maçın değerlendirmesiyle.
Evet, ikinci yarıyla karşınızdayız. Birinci yarı Ali Çamlı ve telefonumuza bağlandı. Açıklamasını konuşmuştuk. Orada bir ufak bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi ve orayı düzeltti. Oradan kapattık. Ayhan abi, senden devam edelim istersen. İkinci yarıya da maçtan nasıl buldun, nasıl bir maçtı? Yani ben izlediğim kadarıyla ortada bir maç oldu. Ne Kayserispor kazanır dedik, ne Gaziantep. Galecilerin maçıydı, iyi kurtarışlar oldu. Kayserispor'un iki tane direkten dönen topu vardı. Biri offside'den iptal oldu. Onur'un pozisyonu. Evet. Offside mıydı o? Offside. Onur'un pozisyonu. Yani şimdi 3 puan beklemedik ama 1 puan geldi yani. Offside diye dikkat çeken 2 pozisyonumuz oldu. Bence ikisinin de gol olması lazımdı. İkisi de gol olmadı. Yani aslında biraz dikkat çekmemiz gereken bir şeydi. Evet. Yani offside olabilir ama neticede topu golle neticelendirmek lazım. Bu da çok önemli bir olaydı. Bizim o sıkıntımız olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi Kayserispor Gaziantep karşısında galibiyet için çıktı ama galibiyet için çıkmış gibi bir hava yoktu. Yok, şimdi gerçeğini söyleyeyim. Sanki futbolcuların üzerinde bir sıkıntı var. Biz de deplasman taraftarı gibiydik. Evet. Ben de öyle hissettim. Evet. Doğru. Yani bir sıkıntı var. Sanki bir hani bazı maçlar olur. Hiç o havayı yakalayamazsın ya. Kayserispor futbolcu sanki öyle o havayı yakalayamadı. Kazanma içgüdüsünün sanki olmadığı bir maç izledim ben. Beklenti de yok da yani evet, hiç yapmadım. Şunu yani söyleyeyim. Benim müsabaka içerisinde ve müsabaka sonundaki yorumum istek, arzu ve mücadele anlamında belki de sezonun en kötü maçlarından birisiydi. Evet. Yani karşımızdaki Gaziantep'i yenmiş olsaydık altımızı alacaktık. Evet. Geçen hafta işte Beşiktaş maçını yenmiş olsaydık altımızı alacaktık. Gaziantep çok çok eşit. Evet, şimdi onu tartışmıyor mu artık? Çok eşit. Ya şimdi onları tartışmıyoruz. O kadar mutluydu ki hocaları maçtan sonra. Erol Hoca mı? Erol çok evet, mutluydu evet, ya yani. Hayır, biz sözde söyledi bir de çok mutluydu. Yani, yani yüzüne yansıtmıştı yani. Serdar, biz yenilmediğimize dua ediyoruz. Kaç maçta yenilmiş deplasmanda? Deplasmanlarda en son Fener'i yendiler. Bir beraberlikleri var. Onun dışında tamamı mağlubiyet. Tamam abi, çok mutluydu yani. İkinci beraberliklerini almış oldular. Deplasman fobileri var. Evet. Şimdi bu müsabakada başta kalede kaleci olmak üzere geri dörtlü gerçekten benim gözümde güzel bir müsabaka çıkarttığını belirteyim. İlk defa hocamız defansa pek fazla dokunmadı. Ama orta sahadaki değişiklikleri yerine yapını tabi tartışmaya açacağız ama hep konuşmuş olduğumuz ifade şuydu. İlhan Parlak üzerine çok fazla yüklenmişti son birkaç maç ilk 11'de sürerek. Belki de onun sıkıntısını yaşamıştık. Yaşadık ki 31. dakikada sanırım sakatlandı. Durumun hakkında bilgi var mı? Yani ben görüşmedim ama hani çok ciddi bir şey yok bildiğim kadarıyla. Ya şimdi bir önceki müsabakada oynayan Gustavo Gavromov için kırmızı karttan sonra yedekte kalmış olması. Hatta orada özür diliyorum Ayhan abi, hemen araya gireyim. Sayın Çamlı ile görüştüğümüzde antrenmanda bir sakatlık yaşadığını ya söyledi. Ben hoca da söyledi, Hikmet Kraman doğru. Evet. Yani zaten maç sonu söyledi. Yani eğer demeci kullanacaksa bilmiyorum ama dedi ki sakatlıkla ilgili sabah yapmış olduğun tekniklerin durumuna göre kadroya aldık dedi. Ya ben anlamadım ama hep bunu konuşuyoruz. Bu nasıl sakatlık bir iş ya? Yani ben bilmiyorum ama Gavrimovic daha oynamış olduğu müsabakaların yarıdan çoğunu kaçırdı ya. Evet. Yani biraz garip tarafımız da bize giden. Kullanamıyoruz yani oyuncu. Kullanamıyoruz. Evet. Geçen sene Ali Bek'le uğraştık. Daha önceki Artem Kravets'le uğraştık. Yani bilmiyorum bizim de bir şanssızımız mı, bir şeyimiz mi bilemiyorum ama Gavrimovic gerçekten iyi futbolcu. Onu tabii söyleyeyim. Yani evet, iyi bir santrafor. Ama bir türlü verim alamadık. Yani ben hoca olsaydım İlhan Parlamak'la başlamazdım. Halen söylüyorum. Kimle başladın Ayhan abi? Ya Peklemek'le ya da Gökhan Sazdağ'la başladım. İkisinden birini tercih ederdim. Benim tercihim olurdu eğer madem Garonov gibi sıkıntı varsa. Ben. Evet, o da olabilirdi. Takımda başla oynatırım ya. Yani son 30 dakikada 20 dakikada ben İlhan'ı kullanırım. İlhan tecrübeli futbolcu. Yani gerçekten başarılı olabileceği dönemler. Artık yaşının ve kondisyonun altında ezilmeye başladığı dönemleri buldum. Evet. Bunları da geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yine şöyle bir bakmış olduğumuzda Emrah Başsan ya hakikaten az önce birinci bölümde izah edildiği gibi iyi bir oyun sergileyemedi. Evet.
Bu arada kahve için teşekkür ederim. Evet. Öyle söyleyeyim. Ellerine sağlık abla. Şöyle diyeyim. Aslında takımın sahanın en kötülerinden bir tanesi Mehmet Yan'dı. Yani beklenen performansı sergileyemedi. Yani beklediğimiz pozisyona giremedi. Bir eleştirim var abi, ona tam katılmıyorum. Tiam, Emrah Baştan çok formsuz olduğu için bir türlü orta yapamadı. Tam Emrah Baştan çıktı. Onur iki tane pozisyona soktu Tiam'ı. Pozisyona giremedi Tiam. Ama Tiam'da da şu var. Eşleşmesi gerçekten çok zordu. O da dikkatinizi çekmiştir abi. Cilebocu ile eşleşti. Cilebocu neredeyse nefes aldırmadı yani. Evet. Hem fizik gücü hem son 10 dakika Cilebocu. İki tane pozisyon vardı. Tem evet. Yanlış hatırlamıyorsam ve ciddi pozisyonlardı. O şimdi, da birinin ortasını Onur yaptı. Evet. Yani kısaca Kayserispor adına zor bir müsabakaydı. Kazanabileceğimiz bir müsabakayı nedensiz ve sebepsiz bir şekilde kazanamadık. Maçın sonucu 0-0 bitmiş olması, hocamızın yine buna benzer işte 1 puan 1 puandır. İşte diğer maçlarda mağlup olmasaydık, onda da birer puan alsaydık, şimdi bilmem kaç puandaydık dık bir ifadesini kullandı. Ama böyle düşünmemek gerekiyor. Bir puan başarı değildir. Özellikle bizim gibi takımların yarın ne olacağını belli olmayan, hedefimizin daha düşme hattı mı, ligin üst tarafını zorlama mı gibi puan cetvenine bakarak o rahatsızlığı görmüş olduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Bizim şunu dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hocamızın da artık oyunlara, takım kadrosunun içerisindeki ve maç esnasındaki olaylara bizzat 12. futbolcu gibi müdahale etmesini bekliyoruz. Bilmiyorum, ben notlar aldım, belki de katılırsınız. Maç 0-0 bitti, sıcağı sıcağına bir açıklama yaptım. Akşam daha sonraki basın toplantısında da bir benzer ifadeleri kullandı. Not almışım, maçta bol bol pas hatası yapıldı diyor. Doğru. Hatalarla ağırlıklı bir oyun oynandı diyor. Ağır bir saha vardı diyor. Sakat futbolcular vardı diyor. Futbolcular da bu esnada hatalar yaptı diyor. Yani hiçbir şey yok. Evet, Serdar Bey'in ifade etmiş olduğu bir bölüm vardı. 4-0'lık hocanın ifadesi. Yani ne dedi Serdar? Benim 4-0 galibiyetin üzerinde rağmen... Dur okuyayım onu. Okuyayım ben okuyayım. Yani şimdi ben... Bir okuyayım abi söyledin. Neremiş bak. Şimdi çok kısa şunu söylemiş özeti. Kötü futbol oynadık. Ha, 4-0 kazandığı Newcastle maçından sonra bunu söylüyor. Kötü futbol oynadık. Özellikle ilk yarı sezonun en kötü ilk yarısıydı. Farkı getiren kalite oldu. Bu skora bakıp oyunumuz iyi dersek kendimizi kandırmış oluruz demiş. Kim demiş bunu? Pep. Bielsa Guardiola demiş. Yani şimdi, Hikmet hocamıza benzettiğimiz şimdi, hocamız. Tabii ki sizlerin de ekleyeceğiniz maç hakkında görüşleriniz de var ama ben şunu bekledim. Yani bekliyor. Hep şunu ifade ediyoruz. Bu konuşmanın içerisinde, 2-3 dakikalık konuşmanın içerisinde ya şu oyuncuyu değiştirseydim, keşke şunu oyuna atsaydım, ya şunu yerine şunu kullansaydım, sağ atakları çok iyi kullanılsaydı, kullanamadık ya da sol tarafı iyi kullanamadık. İşte az önce şeyin dediği gibi bak, diyor ki Mehmet Yağmur iyi blok etti. Top oynatmadı. Bunu evet. Sen de göreceksin ya. Kanat değiştireceksin. Başka gerekirse o yöne daha ağırlık koyacaksın. Bu müdahaledir. Bunu Abdülkadir sahanın içinde görebiliyorsa ve taraftarı da bunu görebiliyorsa hocamızın da görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim burada hoca istifa etsin gitsin gibi ifademiz değil. Yani ben bu programda ben hiç hayatım boyunca Kayserispor'u bu kadar eleştirmemiştim hoca üzerinden. Hiçbir şekilde eleştirmemiştim. Ama hocamızın şunu kabul etmesini istiyorum. Ya bu beraberlikte benim de hatam var demesini bekliyorum. Yoksa düzelmez. Benim de hatam var demesini bekliyorum. Galibiyette de benimle beraber futbolcunun da payı var demesini bekliyorum. Taraftara teşekkür edilmesi gerektiğini söylüyorum. Yani biz o gün 2-0'lık bir galibiyette, Antalya galibiyetinde ne dedik? Taraftar dedik, Lung dedik, futbolcu dedik. Bu sıralamayı belki değiştirebilirsiniz ama... Evet. Hoca demedik. Örnek biliyorum. Evet. Yani genel bir kanaat itibariyle. Neticede şu var. Ligin bitimini anladığımız kadarıyla değil. Zaten belli. Hafta içinde yapacağız. Öbür pazartesi sonra lig bitiyor. Bitiyor. Yani kısa bir ara veriyor. Çok yani şurada nereden bakarsan 7-8 gün içerisinde haftaya bugün lig bitmiş olacak. Öyle evet, söyleyeyim. Tabii. O zaman şunu yapması gerekiyor. 6 gün kaldı. 6 gün sonra yani lig bitecek. Biz önümüzdeki hafta ve sonraki hafta ve daha sonraki kupa maçıyla 3 maçta lig maçımız var. Yani kupayla böyle önümüzde 3 maçımız doğru. Var. Evet, aynı 30'unda. Bu 3 maçta mutlaka toparlanmamız gerekiyor.
Bu toparlamayı hangi maçlarımıza önümüzdeki hafta? Malatya oynuyoruz. Daha sonra Sivas geliyor. Son haftada yok Sivas geliyor. Malatya, Sivas. Doğru. Evet. Başka maçımız yok yani. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken bu müsabakalarda en azından Kayserispor'un yine en az 4 puan alması gerekiyor. Bence de. Alması, eğer 4 puan alamaz, 20 puan yaparsak ya puan cetvenine bakıyorum. Şanslı bir dönemden geçiyoruz. Malatya'nın durumu çok kötü. Ya bak şu anda. Evet. Psikolojik olarak da çok kötüler. Evet. Ya. Çok kötü maçı değil. Almamış Şumdiga, yani. Şumdiga tamamen devre arasına odaklanmış ama durumda. Yani şu anda ligi düşünmüyor. Transferi. Şu anda transferi. Malatya bir haftadır Kayserispor maçı üzerinde tarafta toplama organizasyonları yapıyor. Var, o da var. Onu doğru. Da atlamamak lazım. Biz organizasyon yaptık, 2000 kişi toplayabildik. Sebepsiz az önce ifade ettiğimiz gibi 2300 taraftarımız geldi. Geçen hafta gelen tarafta 5-6 bin civarında taraftarımız vardı. Onlar da Allah razı olsun gözlerimize sıradan geçirmiş. Dedik yani şunu düşünme ya, olmayan tribünün de olmayan taraftara bile ceza vermişler. Bari ona es geçin. Alfabe gibi yapmışlar. A'dan A'dan başlıyor gidiyor. Yok saydık geçen hafta saydık yani. Gitmiş. Hatta hızını alamamış. Alt tribün demiş saymış üst tribündekiler söylemiş. KJ'ye. YZ olsa herhalde YZ'ye de kadar. Bizim Malatya Spor 14 puanda. Eğer Malatya'ya biz mağlup olasak adam puan 17 yapacak. Bizim puanımız 20. Altay ve Rize'den ki Rize iyi geliyordu. Beraber mi kaldı? İç saha yok, kazandı. Kazandı. İç sahada iyi oynuyoruz. Altay, Malatya yendi işte. Evet doğru. Yani şimdi şöyle bir bakmış olduğumuzda alttaki takımlardan eğer puan alma ihtimali devam edecek olursa bir hafta içerisinde ya da iki hafta içerisinde eğer biz puanları 1 ya da 2 ile bitirirsek valla düşme hattına bitişik bitiririz. Evet. Belki de düşük bir ihtimal de olsa bile düşme hattına puan, düşme şansımız var. Evet. En azından 1 puan üstü olma şansımız. Puan konusunda ben de sana katılıyorum Ayhan abi. Eğer şu iki maçtan hem Malatya hem de Sivas Spor maçından 4 puan çıkartabilirsek bence güzel. Evet. İyi bir sonuç olmuş olur. 24 puan da fena değil yani ligin ilk yarısı için. Aslında belki Serdar abinin o konuda hedefi çok daha farklıydı ama düşünüyorum. Yok artık hedef falan kalmadı. Ha, 24 puan fena değil yani. Evet. Yani şimdi baktığımız zaman henüz daha makas da açılmadı. Doğru mu Ayhan abi? Makas da açılmadı yani. Puanlar birbirine birinci çok yakın. Birinci çıkartırsak hani, alt taraftaki. İki maç üst üste kazandığın zaman bir anda kendini orta sıralarda bulabiliyorsun. İki maç üst üste kaybettiğin zaman da düşme potasında veya hemen düşme potasının üstünde yer alabiliyorsun. 3 puanlık sistem bu açıdan çok önemli. Hani kazanılacak her puanda tabii ciddi manada önem taşıyor ama içeride oynadığın zaman, iç sahada oynadığın zaman ve rakibi direkt rakibinle oynuyorsan tabii ki o maçın mutlak suretle galibiyet olması gerekiyor ama bazen de beraberliğe de sevinecek duruma geliyorsun. Ben Gaziantep maçından alınan bir puana sevindim. Oynanan oyunu görerek bunu söylüyorum. Skor dediğin. Yani şimdi maça göre. Hani evet maça göre. Maçı değerlendirdiğimiz zaman bir puan iyi puan Kayserispor için. Evet. Ama hedef bu muydu? Değildi elbette. Yani yönetiminde, teknik heyetinde belki arzu ettiği puan elbette ki bir puan değildi. Değil. Üç puandı ama oynanan oyuna, oyuncuların isteğine, arzusuna, mücadelesine baktığımız zaman ben bir puanı sevindirici olarak görüyorum. Yani ki maçın hakkı da evet yani biraz Gaziantep daha ağırlıklı olsa da maçın hakkı da beraberlikti. Yani Gaziantep galip gelmiş olsaydı ben şahsen futbolun adaleti anlamında biraz üzülüyorum. Sivas'a da bir mi verin? Efendim abi? Sivas'a bir mi? Valla Sivas'a bir veriyorum. Yani çünkü şöyle bilmiyorum Serdar abi de katılır mı Ayhan abi de. Çünkü Sivas Spor'da ciddi bir çıkış var. Evet. Pedro da son maçta çok iyi oynamış. Evet, yani. Rıza Hoca zaten hani istikrarı olan belirli bir sistem üzerinde hocalığını yapan iyi bir isim, değerli bir isim. 4 maçtır da zaten galip geliyorlar, iyi bir çıkış yakaladılar. Her ne kadar iç sahada da oynuyor olsak, taraftar da geri geliyor olsa da Sivas Spor maçı gelince çok zor. Ben Malatya deplasmanından 3 puan, iç sahada Sivas Spor'la da oynayacağımız müsabakadan 1 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum, tahmin ediyorum. Evet, Serdar abi. Antep maçını soruyorsunuz herhalde. Evet. Şimdi öncelikle Antep maçından önce şunu söyleyeyim. Hocamızın çok birçok maçtan sonraki en çok kullanmış olduğu bahane şuydu. Türk oyuncu oynatma zorunluluğuyla ilgili şikayetleri vardı. Evet. Şimdi bu maça baktığımızda biz kaç Türk oyuncuyla? 4 oyuncuyla başladık. 4 ile başladık. 3 oyuncu gitme mi gerekiyor? 3. Evet. Yani bir fazla oyuncu oynattık. Evet.
Defansta da Uğur Kulaksız yerine, pardon, Uğur Hoca, Demirok. Demirok yerine hocamızı andık. Kulübü hocamızı. Uğur yerine başka bir yabancı oyuncu tercih ettik. Böyle bir tercih yaptık. Yani Uğur da oynatabilirdi bana göre. Uğur oynatsaydı 5 oyuncuyla oynayabilecektik. Demek ki Türk oyuncu tercih edilebiliyormuş. Buradan buranı diyorum. Kaldı ki bana göre Yarsı da iyi gidiyordu ama bir türlü onu kadroya alamadık. Evet. O konuda kendisine katılmadığımı, hatta kendisinin de kendisine katılmadığımı maçta anlamış olduk. Öncelikle onu söyleyeyim. Kaldı ki Uğur bizim çok ihtiyacımız olacak bir oyuncu. Ben Uğur'un bu maçla ilgili şikayette bulunduğunu biliyorum. Peki kimi keserdin Serdar abi? Yani Macit'i mi keserdin yoksa Kolovetsiyus'u mu keserdin? Bu psikolojiye bağlı bir şey. Onu hoca tercih edecek. Macit bazen bomba gibi oynuyor ama Kolovetsiyus da bazen hata yapıyor. Ben birisini almazdım. Ben Macit almazdım. Macit'i mi Uğur olurdum ama bu kendi tercihi. Ben buradan şunu demek istiyorum. Yok, ben senin düşünceni söylüyorum abi. Tabii hoca en nihayetinde kararı hoca verecek. Hakikaten onu görecektir. Ben psikolojiye bakıyorum. Ve Uğur'un şu anda küstüğünü biliyorum. Uğur'un tepkili olduğunu biliyorum. Bunu da dışarıya kadar yansıttığını biliyorum. Şimdi eğer ki bu tepkiyi göğüsleyemezsen Uğur'u kaybedersin. Evet. Garbano maçı kaybettiğin gibi Uğur'u da kaybedersin. Şimdi futbolcu dediğimiz arkadaşlar, genç arkadaşlar, duygusal insanlar. Onların psikolojisine girip onlara ne yapman lazım? Bu konuda en iyi bilenin tecrübeli hocamız olduğunu düşünüyorum. Fakat bu konuda kendisini formsuz görüyorum. Uğur konusunda sıkıntılı oldu. Madde madde gideyim. Maçı ben televizyondan seyrettim. Yayıncı kuruluşun futbolcularımızın adını söylememesi, bilmemesi beni çok rahatsız etti. Şimdi en basit bir pozisyondan bahsedeyim. Direkten dönen topumuz. Onur'un pilot, evet, pilot da görüyor. Orada Antepli defans oyuncularından falan bahsediyor. Hiçbir tane Kayseri Spor oyuncudan bahsetmedi. Ortayı kim yaptı? Emrah topa vuramadı, onu es geçti. Onu söyle, vuramadı. İyi ki vuramadı. Yani es geçti. Sonra top geldi. Onur da çok güzel vuruş yaptı bana göre. Şanslı bir şekilde top direğe çarptı. Onur'un adını söyleyemiyorsan bu işi yapma. Evet. Oradasın, stat'tasın. Aslında Onur'u tanıyamıyorsan söyleme ismini. Ali Ferah Bot anlattı. Ali Ferah Bot da tecrübeli bir... Evet. Çok garip bir şekilde futbolcuların çoğun ismi söylemedi. Maç anlatamadı. Anlatamadı. Allah maçı Allah. Anlatamadı. Futbolcuların adını söylemedi. Hiçbir şey bilmiyor. Ses tonuyla ve maç içerisindeki, ben televizyon izlediğimi söylüyorum. Maçı hakikaten çok kötü bir şekilde anlattı. Allah. Ya maçı taraftarı, televizyon izleyen kişiler ile stat'taki oynanan maçı birbirine bağlayamadı. Öyle anlatayım. Yeri biraz bir sıkıntı göremedi mi? Geç mi? Bağıra bağıra maç anlat. Yok, bir sorun vardı orada. Herhalde yeri bir sıkıntı göremedi mi bilmiyorum. Yok, gayet iyi yeri. Basın tribünün yanına direkt bütün sahaya hakim. Ya ben bunu genel bir sorun olarak görüyorum. Bu maçta Ayvuk'a çıktım. Evet. Arkadaş, sağ kanatta kim var? Sol kanatta kim var? Bileceksin. O topa Onur vurdu. Göremezsen bile tahmin edeceksin. En fazla yanlış söylersin ki çok yanlış yaptın. Ki önünde de monitör var bu arada. Evet, onu da söyleyelim. Yani sadece şey değil. Defalarca tekrarını verdi. Onur tanıyıp ismini söylemedi. Allah. Orada çok garipti. Şimdi maça gelirsek Antep'in hocası Erol Hoca 7 eksikle geldiğini söyledi. Ben kimler var diye baktığımda 5 tane forvet, yani gole yönelik 5 oyuncusundan 4'ünün maçta olmadığını gördüm. Evet. 4'ü yoktu. Ya kim bunlar? Bir kere Maxim var. Tek tek sayarsak. Muhammed Demir. Ha, yani Jefferson. Bunlar çok iyi bindirmeli olan Sagal. Daha bunlar çok iyi oyuncular. Bu oyuncular Recep yok. Recep Niyaz da yok. Evet, aynı şekilde. Ve en iyi oyuncular yok hakikaten. O yüzden Erol Hoca çok mutluydu maçtan sonra. Yani Börbe. 0.1 puan verirken mesela oynamazdı maçı. O kadar söyleyeyim ama geldi. 1 puan aldı. Çok mutluydu. Evet. Şimdi burada Uğur tercihine ben çok takıldım. Evet. Nedeni şu, Uğur'u küstürüyorsun. Biz bunu dışarıdan görüyorsak, eminim yani. Sen içeriden görmen lazım ve önlemini almalısın. Görüyordur. Evet. Şimdi göreceğiz. Diğer maçta inşallah. Vallahi abi, Uğur konusunda evet. Yani ben de Uğur'un oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ama sanki şöyle de bir hava var. Uğur hızlı bir stoper değil. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Beşiktaş maçında mesela bir pozisyonda, hani belki tırnak içinde kullanayım ama, refakatçi gibi hareket etti. Yok, ben tercihten çok şuna dedim. Yani, Uğur'un buna tepkili olmasın ve bunu dışarı yansıttığını biliyorum. Ben de biliyorum. Eğer dışarı yansıtıyorsan bunu, demek ki hoca, yani ya Uğur haklı baksın başka mesela, ama Uğur'un bunu dışarı söylemesi yanlış. Evet. Eğer bunu söylüyorsa ve sen burada
hoca olarak hakimiyetini kuramıyorsa bir hata vardır. Bir el atması lazım. İnşallah küstemez olur. Çünkü bu maç yoksa bir maç ihtiyacım var. Evet. Mutlaka ihtiyacım olacak. Yerli stoper. Yani Gabrovic'i sen kırmızı kart gördü diye bana göre ceza veriyor. Sakatlığı düşünmüyorum. Bu maçta ilk 11 almıyorsan bir sıkıntı var yani alacaksın. İhtiyacın olan maç. Tabii. Yani oradan bakıyorum. Şimdi Emrah konusu var. Emrah her maç daha formsuz oynuyor. Bir kendine gelmesi lazım. Formsuz olmasına rağmen çok fazla inisiyatif alıyor. Çok fazla orta yapıyor ve ortaları bizim maalesef ciddi top kayıpları neden oluyor. Doğru. Ve top kayıpları geliyor pozisyon oluyor. Yani form düzeyine paralel olarak inisiyatif alması gerekiyor onu diyorum. Çok ortaya. Bizim ortaya ihtiyacımız var. Serdar şöyle söyleyeyim. Seni eklemek için şöyle söylüyorum. Son 3-5 maçta şu bizim dikkatimizi çekti. Kayserispor %100'lük gol pozisyonuna giriyor. Gol pozisyonunu kaçırıyoruz ve kalemize gol pozisyonu olarak gelmeye başlıyor. Doğru. Ve o bu son zamanlarda ciddi anlamda bir artış gösterdi. Bu Antep maçında da karşımıza çıktı. Evet. Yani bilmiyorum ama sanki hucuma giderken neredeyse 10 futbolcuyla kaleci maçında hariç, o da gol yedik. Aynı mantıkla. Doğru. Aynı mantıkla. Orta sahanın güçsüzlüğünü göstermez Mahmet mi? Defansta çıkıyor, şöyle çıkıyor yani. Bir atak, demek ki rakip takımımız üzerine çekse iyi bir kontra atak yiyoruz. Öyle bir pozisyondayız yani. Bunu mutlaka hocanın bunu görmüş olması gerekiyor. Geriye dönüşlerde ciddi bir problem abi, var. Abi çıkmışsın zaten orta sahayı geçmişsin bir kontra atak bitirirse yani hiç kimse toplarınızda olamaz. Evet. Eğer bir de iyi bir kanat oyuncun varsa evet. Alıp bir anda cezası. Ki Beşiktaş maçında gerçekten öyleydi Ayhan abi. Yani Mehmet Yavun pozisyonunu hatırlıyorum. Şey ileride. Atama ileride, Gustavo ileride, İbrahim Aktağ ileride. Gol atacakken gol yedik hatırlarsın. Aynen uçuk öyle geçecek. Mehmet Yavun pozisyonundan bahsediyorum. Evet. Yani orada belki golü bulacağız. 3 olacak. Ama bir anda o dönen top Pjanić'e geldi. Aynen öyle. Şimdi özetlemeye çalışıyorum. Hızlı gitmeye çalışacağım. Yok önemli. Hızlı gitmeye çalışıyorum. Uğur'dan bahsettik. Emrah'tan bahsettik. Bir de taraftardan bahsetmek istiyorum. Bizim yöneticilerimizin bir hastalığı var. Sanki taraf, yani maça gelen 2300 kişi taraftarımız var. Niye bu kadar az geldiniz diye taraftarı yüklenince garip oluyor. Şimdi tam tersine şunu diyecek. Biz taraftarı neden getiremiyoruz, nerede hata yapıyoruz diye sormaları gerekiyor bana göre. Bu soruyu sormak yerine taraftar bize çok karışıyor. Hikmet Hoca'nın da istifa etmesini istiyor. Önce kendisi maça gelsin de görevini yapsın diyor. Zaten maça gelen taraftar istifaya davet ediyor. Bunda da bir şey var. Yani maça gelen insanları sen niye azsın? Sayın niye az diye eleştiremezsin. Yani bu garip bir durum oluşuyor. Ki geçen maçta 6500 tane taraftar vardı ve bu taraftarın da neredeyse %99'u 98'i şey aldı. Ceza aldı. Yani Alfa Bey saydı arkadaş takımı göndermedi. Ondan sonra devir yaptılar. Şu hatta bazıları bilmiyormuş. Ceza aldığından maça statta gelmek için çaba harcıyor, statta öğrenmiş bir sürü insan. Doğru. Yani belki de devir edecek, başka arkadaşı maça getirecek, statta öğrenmiş. Bir de öyle bir yanlış var. Evet. Taraftara değil, önce diyeceksin ki ben neden taraftarı maça çekeyim, bir şey benziyor. Fabrikadasın, çoğu fabrikatör yöneticilerimizin. Bir ürün üretiyorsun, neden malımızı almıyorsun diye müşteriye kızıyorsun. Yani bu ona benziyor. Evet. Bir o şekilde değerlendirmeler lazım. Ama sonuçta gönül işi biraz lazım. Biraz daha ticaret. Yok gönül işi değil sadece. Şimdi başarıyı paylaş. Hep şunu söylerim illadır. Recep Mamur zamanında da çok yapılan bir hataydı bu. Başarıyı paylaşmazsan taraftar gelmez. Her zaman şunu söyleyeceksin. Bu maçı aldıran taraftar dileyeceksin. O zaman taraftar gelir maça. Daha şevkle takımına destek verir. Neden gelmiyorsun demeyeceksin. Çok taraftarımız geldi. Teşekkür ederim diyeceksin. Bir kere bizim stadın resmi görünüyor yanında. Evet. Bizim stadımız Türkiye'de çok yerde maç seyrettim. Maç izlerken zevk alman engellenen bir stadyum var. Tek iyi yanı en önde izliyorsan yakınsın sahaya. Ondan başka bir şey yok. Taraftarın desteğini böyle büyük kısmını heba eden bir stadyumumuz var. Stadın mimarisi maalesef futbol stadı olmayan uygun bir stad değil. Burada üst tribünde maç seyredeceğime giderim. Televizyonda uzaktan maç seyrederim aynı şey. Üst tribünde izlerken maça kesinlikle giremiyorsun. Alt tribünde girersen paramparçasın.
Her taraf parçalanmış. Biz hep oradan izliyoruz. Biz böyle bir basın tribünü yukarıdayız abi. Konya stadı en güzel stadlardan bir tanesi. Orada evet. Abi Konya çok iyi. Ben geçen hafta Beşiktaş'a gittim. İşte İstanbul'daydık. Evet, Ayhan abi Beşiktaş çok iyi. Galatasaray çok iyi. Hep çok Fenerbahçe'nin stadı eski yapılmasına rağmen yine iyi. Fenerbahçe bana göre en iyisi. Ya Fenerbahçe değil. Ben orada da izledim. Başakşehir'de izledim. Çok iyi. Çok güzel. Tribünlerin 3'te 2'si alt kat olacak, 3'te 1 üst kat olması gerekiyor. Aynen öyle. Ama biz maalesef tersiz. Tam şimdi tersiz. Beşiktaş'ın yakınlarının da ben de inşaatçıyım ve spor salonu dizayn etmiş bir inşaat mühendisi olarak. Bizim kapalı ve açık stadımızda ciddi mimari hatalar var. Bu mimari hatalar ve planlama hatası nedeniyle, bir kere planlama hatası şu stadın yeri yanlış, ciddi yanlış. İkincisi, uzak demiyorum, yanlış diyorum, yeri yanlış. İkincisi, çok büyük mimari hatalar var. Alt tribünün eğimler hatalı. Alt tribünün eğimler hatalı olduğu için alt tribünün üsttekini görmüyor, üstteki alttakini görmüyor. Taraftarlar birbirini görmek ister maçlarda. Doğru. Artı bölük pörçük maç izliyorsun. Bu şekilde takım destek olamaz. Yani sahaya desteğini yansıtamaz. Giriş çıkışların planlaması çok büyük yanlış. Ciddi yanlış olduğu için de maçtan yarım saat önce gelmen lazım büyük kalabalık maçlarda. Turnikeler iyi çalışmıyor. Evet. İyi çalışmadığı için içeri girerken sorun çıkıyor. Çok ciddi. Bakın stadımızın ciddi şekilde bir tadilata ihtiyacı var. Mimari tadilat. Düzelir mi peki Serdar abi? Düzelebilir. Mimari şekilde düzelebilir. Yani çok metodu büyük var. Maliyet mi gerekir yoksa? Ayhan abi dediği yapamayız tabii. Yani 3'te 2'si normalde alt tribünün olması lazım. Geçti. Onu düzeltemeyiz. Ancak alt tribündeki eğimi değiştirerek, stadın eğimini ve kotları değiştirerek alt tribün, üst tribünlerin görüntü açısını düzeltebiliriz. O nasıl olacak abi? Yıkılmadan yani hiçbir şey yapmadan nasıl olacak o? Bilmediğim arka tarafı mı yükseltecek abi? Localar mı iptal olacak? Bu projeyle ilgili şey çok basit anlatayım. Alt tribünleri betonlu olur, çelikli olur. Betonla çelikli olur. Eğimini değiştirerek yani stadın sahanın eğimi kotunu hesap yapmadım tabii. 1.5 metre yukarı çıkardığını düşün. Alt tribünle eğimi kaldırdığını düşün. Hı. O zaman ne olur? Üst tribünlerin görüş açısı düzelir. Alt tribündekiler üst tribündekileri görmeye başlar. Ne olur? Bir nebze düzeltirsin. Bunu yaparken de tabii başka şeyler, sıkıntılar olacak. Onları düzeltirsin. Koltuğu falan sahaya komple sökmek lazım. Merdivenle yukarı çıkarsın. Mesela koltuk derken tabii tamam ciddi bir tadilat ama bu gerekiyor. Mecbur. Gerekiyor. Tabii. Yazık yani yatırma yazık. Evet. Yani bir kere bizim burada mimari bir hata yaptığımızı kabul etmemiz, bu mimari hatayı da düzeltmemiz lazım. Evet. Yani taraftara söyleyeceğimiz laf önce bir yaptığımız stada bakalım. Evet. Bir de taraftarı çekmek için ne yaptık ona bakalım. Evet. Biraz da başarı gerekiyor herhalde taraftarın daha çok. Başarı ve başarıyı da taraftarına paylaşmak gerekiyor. Artık taraftar öyle 30.000, 35.000 taraftar görmemiz mucize. Bunu kabul yap. Türkiye genelinde bir dönem gördün Ehen abi. Ortalama 19.000'de hatta öyle ciddi bir şey yoktu. Hiç organizasyon yoktu. Bilet fiyatları da gayet makul fiyatlar. 20 yoktu hatırlarsan belki yıllar önce. Ecep Mahmut zamanında biz maçların 19 bin ortalama oynadık ve Türkiye'nin ortalamasının üzerindeydik. Evet. Maçların tamamının hakikaten yayınlandı. Üçüncü olduk biz. Onun da etkisi vardı. Yani ben evimde rahat rahat izliyorum. Zamanında karda kışta Şam'da izledim. Evde rahat rahat izliyorum. Rahatıma bakıyorum ben artık. Muhtemelen tarafların bakış açısı da o. Verdikleri paraları izliyorlar. Buna da şey yapmak gerekir. Saygı görmek gerekir. Aynen abi çok bir eklem yapacağım. Televizyonda ben maça çok gelmeyi seven, sürekli maça gelen bir insandım pandemiden önce. Ve her maça gelişimde neredeyse bir olayla karşılaşıyor ve geriliyordum. Maça giriş çıkışlarda, girişlerde çok ciddi sıkıntı yaşıyor taraftar. Gerek emniyet güçlerimizin, gerekse özel görevlilerin, hatta kulüp yöneticilerinin bakışında sıkıntı vardı ve bu sıkıntı yüzünden de her maçta ben bir sorunla karşılaşıyordum. Kendimle ilgili olsun, yan tarafla ilgili olsun. Bu yaşta gidiyorsun maça, çocuklarını götürüyorsun ve garip bir muameleyle karşı karşıya kalıyorsun. O yüzden televizyonda seyretmeyi tercih ediyorsun. Bu maçta da oldu abi, bu maçta da oldu. Sosyal medyada karşılaştık. Ciddi sıkıntı olmuş. Evet. Şu ifade, yani 10 yaşındaki, 11 yaşındaki bir çocuğunu maça götürüyor ve maça almıyorlar. Tepki şu şekilde, biz görüyoruz tribünde daha işte o yaşta çocuklar sahaya, tribüne alındığını görüyoruz. Niye benim çocuğum alınmıyor diye ifade kullanıyor. Ben şunu kabul ediyorum. Belki de bazı şeyden dolayı, koronavirüsün etkisinden dolayı belki çocukların alınması engellenmiş olabilir. O zaman diyor ki, benim çocuğumu almıyorsam onları niye alıyorsun diyor. Benim kızım da forma vardı almadılar ya yıllar önce. Kayseri Spor formasıyla alamayız dediler. Niye? Çünkü yanınıza yakın yerde Fenerbahçeliler oturuyor dediler.
Biz onları gördük yani. Bundan hiçbir şekilde ve bunun müsebbibi kulüp yönetimi ve organizasyonu yapan emniyetimizdi. Çok net söylüyorum. Güvenliğini yani, sağlayamazdı bana. Oradaki işte Gaziantep maçında da talihsiz bir olay yaşandı. Polisle bir taraftar arasında bir olay meydana gelmiş. Herhalde biraz fazla güç kullanılmış diye duydum. Tabii polis ben tarafından. Duydum. Evet, polis tarafından. Aşırı bir güç kullanılmış. Hatta merdivenlerden düşmüş taraftar. Tabii bunları tırnak içerisinde söylüyorum. Teyit ettiğim bilgiler de değil. Evet. İşte daha sonra da bu olay yaşandıktan sonra. Ben de yakın şeyler gördüm maalesef. Yani bir kere taraftara bakışın değişmesi lazım. Evet. Taraftar gibi insanlar, konuda, halkımız ve biz de çok gittik aslında geldik. Aslında yani Sayın Valimiz çok duyarlı. Ben biliyorum hani taraftarları da geçen aylarda bir ziyaret etmişti. Yine ayakkabılarımız arıyordu. Kapalı Kale taraftar grubunu ziyaret etmişti. Yine, evet. Yine bu yine aynı valimiz görevdeyken. Evet, evet. Pandemiden hemen önce her maçta ayakkabılarımızı aradılar. Evet. Yani ya Sayın Valimiz duyarlı aslında. Hani her maça da gelip gidiyor, ilgisi de var. Zaten gençlik yıllarında da amatörde futbol belki oynamış. Belki haberi yoktur bunlardan Batman ama. Sporda. Yani böyle bir uygulama var. Evet, yani o konuda biraz düzenleme yapılması gerekiyor biraz daha. Yani yerde bir şey koymuşlar, bir tane strafor. Strafor'un üzerinde ayakkabılarını çıkardık biz. Komedi yani. Evet. Orada ayakkabı Sayın Baker yani. Soy ve Mustafa Tokgöz, Mustafa abi müdahale etmişler. Hani olayın daha da büyümemesi adına hem emniyetle hem taraftarlarla görüşerek olayı yatıştırmışlar. Sağduyularından dolayı onlara da teşekkür ediyoruz. Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Konuşulacak konular vardı ama nostalji bölümünü kaçırmak istedim. Ondan önce eklemek istediğim şey var mı Ayhan abi? Bu haftaki maçın hakemi Hüseyin Göçek olarak açıklandı. Evet, yardımcı hakem Kamil Çetin, Candaş Elbil yapıyor. Dördüncü hakem Onur Öztoprak. Özür dilerim. Gözlemci Muhittin Boşat yapıyor. Bu hocamız 35 maçımızı yönetmiş. Kayserispor 15 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyet almış. Yani dikkat bazı noktalar olarak geçiyorum. Evet. Hüseyin Göçek Kayseri'ye 3 penaltı vermiş. Aleyhine ise 2 penaltı vermiş. Kartlarda 85-83 Kayseri'ye fazla göstermiş. Kırmızı kartta Kayserispor 3 oyuncusunu rakiplerin 6 oyuncusunu atmış. Serkan Bekiroğlu'nu atmış Kayserispor'dan. Pablo Moshe Galatasaray maçına atmış. Serkan Bekiroğlu kim abi ya? Kayserispor'un eski futbolcuları. Bunları Twitter'da bir kardeşimiz yorum yapmış. Çok komik geldi bana. Yine bunları saymış. Hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği maçlarımızda hep başarılı olduğumuzu söylemiş. Hikmet Hoca'dan daha başarılı. Keşke biz yönetseydik. Ve Mabilya'ya kırmızı at göstermiş. Galatasaray maçı hatırlarsan 90+5. Dakikada atmış olduğum o şey İstanbul'da 1-0 yemiş olduğu müsabakada forma çıkardı. Kırmızı kartı oyunu da atmıştı. O maçın hakemi de iyice hatırlatırız. Şöyle güzel baktığımda küme düştüğümüz sezon. Ama güzel maçtı. İlk şeysi Kayserispor maçını 2003-2004'te yönetmiş. Birincilik, bir altlıkta Çanakkale Kayseri maçı 3-1'lik maçta yönetmiş. İlk Süper Lig maçı da Kayserispor maçıymış. Onu da Hüseyin Hoca'nın mı? Hüseyin Hoca'nın. O yüzden Ankara yeri ayrı o zaman. Ankara Gücü'lük 1-1 biten 2004-2005 sezonunda yönetmiş. Gaziantep takımı Kayseri Gaziantep maçını ilk defa yönetecek futbol ama eski Gaziantep Spor'u 3 maçımızı yönetmiş. Bunlardan bir beraberlik almış, ikisinde mağlup kapanmışız. Bu notları buradan belirtelim. Ben de sadece son 5 maça varmıştım Ayhan abi. Son 5 maçta da 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, bir de beraberlik var. Son 10 maçta da 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet. Ve aslında eşit giden bir ya eşit gidiyor, hoca. Çok şey değil bir evet. Yani Yaşar Kemal Uğurlu'da veya işte Halil Umut Meler'de gördüğümüz istatistikler yok Hüseyin Hoca'da. Evet. İşte adil bir maç yönetim. Genel anlamda hakemlerimizin performansı da son zamanlarda özellikle... Evet, hakem konuşmuyoruz bayağıdır hakikaten. Evet, bayağı bir iyiler performansı. İyi yönetim yani son maçlarda bak Beşiktaş maçında iyiydi bence. Dün Gaziantep maçında da iyiydi. Evet, iyiydi. Hani evet. Son 2 haftadır, 3 haftadır bir sıkıntı yok. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. İnşallah. Evet, nostalji bölümümüze Murat arkadaşımızdan rica edelim. Arkaya resmi yansıtırsa bizim için. Kaça gidiyoruz abi sene? Sene 1991 mi? 89. 90-91 sezondan başlayıp 92-93 sezonda Muammer Nurlu. Lakabı Ateş Muammer. Bir önceki lakabı da 11 Ateş diye geçen bir ünvana sahip. Şimdi bu futbolcuyla ilgili sadece kısa bilgiler ileterek gideyim. Kayserispor tarihinde oynamış olduğu maçlara göre çok büyük bir skorer oyuncu olduğunu belirtelim. Muammer Nurlu 1961'de Ankara doğumlu. Ankara 11 Ateş Spor Kulübü'nde futbola başladı. 11 Ateş diye geçer ve Ateş Muammer'in lakabı da oradan gelir.
81'inde Petrol Ofisi'nde profesyonel futbola başlamış. 82-89 yıl arasında Gençler Birliği'nde forma giymiş. 86-87 yılında Kahramanmaraş Spor'a kiralık gitmiş. 89-90 yılında Antalya Spor'a transfer olduktan sonra Kayseri Spor 3. Lig'de oynarken devre arasında Kayseri Spor'a transfer oldu. 3. Lig'de. 3. Lig'de. Bu devre arasında 3. Lig'de 20 maçta 24 gol attı. Gol krallığını ise kardeşine kaptırdı. Onda bir Yozgat'ta oynayan bir kardeşi vardı. Metin Nurlu diye. Bir sonraki sezon 90-92 sezonunda 2. Lig'de Kayseri forması 32 maçta 21 gol attı ve gol kralı oldu. Kupa maçında 6 maçta 9 gol attı. Kayseri forması ile arda arda 2 şampiyonluğu yaşadı. Notlar olarak söylüyorum. 92-93 sezonunda arda arda 3. Lig, 2. Lig, Süper Lig öyle söyleyeyim. Hı. Forma giyenlerden. Oynadığı 15 maçta 2 gol attı ve beklentilerini veremeyince Konyaspor'a gitti. Burada daha sonraki yıllarda Aksaraspor, Askispor gibi takımlarla forma oynadıktan sonra futbolu Ankara Kızılcahamanspor'da amatör olarak futbolu bıraktı. Şimdi bazı özellik notları var. Tam 6 maçta 3 gol üstü attı. Bunlardan 2 defa maçta 5 gol attı bir maçta. Yani bu goller ile de Kayserispor tarihinin bir maçta en fazla gol atan iki defa egal etmiş bir futbolcu olduğunu burada belirteyim. 1990-92 sezonunda PTT'ye 5 gol attığını belirtti o maçta. 6-1'lik maçta. 90-91 sezonunda Erciyesspor'a 5 gol attı ki bu farklı bir 7-0'lık müsabakada 5 golü bu attı. 3 maçta da hat-trick yaptığı maçlar şöyle baktım 4 maçta hat-trick yaptı. Bunu da belirtelim. Gaziantep Kupa maçında 3 gol. 5-4'lük maçta. Erzurum'a 3 gol attı. 4-1'lik maçta. 90-91 sezonunda Kırşehirspor 3 gol attı. 6-0'lık maçta. 92-93 sezonunda Gençlerbirliği 3 gol attı. 4-0'lık Ankara'daki maçta. Şimdi 74 resmi maçta tam 59 resmi golü var. Yani bravo. Bu oran kolay bir oran değil. Evet. Şöyle gol makinesi diyorlar ya. Resmen kesinlikle. Gol makinesi evet. Diyelim. 74 müsabakanın 72'sini ilk 11'de başladı. Biraz istikrar. 2 maçta sonradan girdi. 16 defa oyundan çıktığını gördük. Bu arada 2 penaltı golü var. 2 de kaçırdığı penaltı var ki buna bazı şeylerimiz hatırlayabilir belki geçmişte. Kayserispor 2. Lig'de oynadığımız dönemde şampiyon olup çıktığımız dönemde Adana Spor müsabakası var. 3-0 öndeydik. Hakem penaltı kararı verdi. Hani diyorum bazen öyle bir maç olarak maç döner dediğimiz maçlarda örnek olarak kullanabileceğimiz bir olay. Tam penaltıyı 3 defa tekrarlattı. Allah. 3'ünde de gol attı, 3'ünde tekrarlattı. 4'üncüsü de avuda gitti. Allah. Ve o maç döndü 3-3 bitti. Yani çok büyük farka gideceğimiz maç bir anda 3-3 sonuçlandı. Böyle bir anısı olan bir futbolcu. Marmer Nurlu şu anda ne yapıyor? Ben hep bu soru aklıma geliyor anlatacağım. Acaba şu ne yapıyor? Sporun içinde olduğunu yaşıyor biliyorum. Yani? Sporun içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da yaşıyor. Yok hayatta Allah uzun ömür versin. Ama sık sık da bazen buradan bazı emeğe geçen şahsiyetleri de anlatmaya tabii. Çalışacağız. Ve bunun içerisinde bugün Muammer Nurlu'ya başladık. Evet, Kayseri dönem dönem bazı olaylar tarihle ilgili bağlantılı olan olaylar varsa günümüzün içerisinde uygun şekilde onları anlatmaya çalışacağım. Ama Muammer Nurlu derken de boş geçmemek gerektiğini evet. Düşünüyorum. Süper Lig'de faydalanamadık ama orada bir takas oldu. Yani Muammer Nurlu gitti, Levent Devrim geldi. Hatırlarsan iyi bir takas olduğunu düşünüyoruz. Halil'e de iyi bir futbolcuydu. Gole çok yakındı. Levent Kurt ile çok güzel bir ikili oluşturdu. Üçüncü ligde Necip ile çok güzel ikili oluşturdu. Ve gerçekten asistleri şu anda ben burada tam söyleyemiyorum ama Levent Kurt'un çok büyük gol pozisyonuna düşürdüğü futbolculardan biriydi. Yani mükemmel bir ikili. Biri uzun, 1.95 boyunda Muammer'de yaklaşık bir 80 boylarında ama iyi bir kafa hakimiyeti ve ayağına çok iyi kullanan bir futbolcu olduğu için ve bunda en büyük katkı sahibi olan
bir önceki dönemde yani bir alt ligde Kayserispor'da forma giyen Mustafa Çapanoğlu, Şirin ki Şirahman Berberoğlu diye geçer. Gençler Birliği'nde oynayan Şirin diye hatırlarsan. Bir üst ligde de Beyhan'ın, Önder Çakar'ın ki hatırlarsan o kadroyu vermiştik. O dönemin evet. kadrosu içerisinde bulunan bir futbolcumuzdu. Çok büyük katkılar oldu. Halil'le de faydasını gördüğümüz oyuncularımızdan biri olduğunu düşünüyorum. Ben gözümde Muammer Nurlu rekorların adamı diyebilirim. 5 maçta 2 defa 5 gol atmak, 4 defa hat-trick yapması da önemlidir diye söylüyorum. Hazırlık başka bir golcü yoktur herhalde böyle. Yani. Yok, Kayserispor tarihinde yok. Bunları alt ligde mi yaptı? 3'te mi 2'de yaptı? 3'te ve 2'de. 3'te ve 2'de yaptı. Yani aslında 3 sezonda 3 farklı ligde oynadı. Yine çok zordur ama şey yani yanlış anlaşılmasın. Alt ligde gol atmak falan bu kadar gol atmak çok zor. Evet. Şimdi öyle. Süper Lig'de oynayan yani başlangıç. Eskiden daha az gol atılıyordu. Yani iyi bir transfer devre arasında geldi ama devre arasında değil de ligin başına gelmiş olsaydı öyle söyleyeyim. Yani bir alt ligde ki o dönem 24 gol attı yani oynatmış oldu. Devre arasına gelmesine rağmen değil mi? Devre arasına gelmesine rağmen. Devre arasında sezon başı gelmiş olsa 30 herhalde 30 golü geçerdi herhalde. 40 rahat. Olur diye çok rahat. Çünkü o dönem Kayserispor 82 gol atmıştı. Yani yarısını çok rahat. Belki Muammer Nurlu atardı. Atardı. Orada Necip diye bir futbolcumuz vardı. O da onunla Kastamonu'dan gelmişti. Çok iyi gol yani takımda gol krallığını Kayserispor iki futbolcusu çekişiyordu bir alt ligde ama kardeşi Metin Nurlu'ya kapladı gol. Yozgat'ta. Yozgatlı. Yani Yozgat Spor'da oynamıştı o dönem Yozgat Spor'u. Yani güzel bir, hem de burada kendisini saygılı almış olduk ama keşke şunu da düşünsek. Bir dahaki eğer program yaparsak, telefon bağlantısı da almışsak vallahi güzel olur. Mantıklı olur diye düşünüyorum. Çok güzel olur hatta. Belki dönem dönem orada bulunan ya da kadroda bulunan veyahut da şeylerden olan futbolcular da telefon bağlantısıyla hem de burada yardım etmiş oluruz diye düşünüyorum. Nostaljiyi de daha canlandırmış oluruz. Evet. Bilmiyorum. Görüşleriniz, Muammer Nurlu izledin çok, sen? Çok mantıklı. Ben izlemedim abi. Denk geldi. Şimdi şöyle... Sen izledin mi Serdar abi? Yok, 91'dir zaten. Kaçta olmuşsun? Kaçta olmuşsun? Ben unutuyorum ki, çok unutuyorum. Abdülkadir, sen kaçta olmuşsun? Yok, ben 91'de dünyada yoktum henüz. Ben Levent falan böyle... Unutuyorum onları, Levent'ten unutuyorum. Büyük Levent, küçük Levent falan vardı ya onları unutuyorum. Yok, zaten şeyle ilgili bayağı şey toparladık onu da söyleyeyim. Lakaplarla. Lakaplarla ilgili şu anda 80'in üzerinde lakapları bulduk. Onlarla ilgili de... Keşke mesela bugün canlı bağlantıyı kurusaydık da telefon görüşseydik. Aslında güzel olurdu üzerinde. İnşallah bir daha seferi ayarlama yaparız. Evet. Ona göre de kendisiyle de görüşürüz. Herhangi bir dönem olabilir. Herhangi bir hocamız da olabilir. Yani şeyle ilgili mutlaka... Söyleyecekli anılar vardır. Evet. Belki 10 dakikalık kısmı, belki 15 dakikaya çıkartırız diye düşünüyorum. Evet, tabii. Benim ekleyeceğim bu kadar. Evet, ben bir şey eklemek istiyorum bunun üzerine. Bugün paylaştığım bir maçı izlemiştim abi. Galatasaray, Kayserispor 94-95 sezonu evet. maçı herhalde. Maçın sonunda Kayserispor teknik direktörü kimdi bilmiyorum ama maçın hakemine bayağı bir serzenişte bulunmuştu. O zamanlar bir de hakemleri konuşulur. Kayserispor'un hakemine ihtiyacı yok demişti. O yani, zamanlar şeydi, daha kötüydü. Hı. Şimdi yine daha iyi. O zaman da çok kötü. Evet, Ayhan abi ağzına sağlık, ayaklarına sağlık. Geldiğin için teşekkür ederiz abi. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol, bize fırsat verdiniz. Abdülkadir. Abi ben de teşekkür ederim. Sağlık. Hemen şu detay paylaşayım. 9 ligde geride bıraktığımız 17 haftanın 9 haftasını deplasmanda oynadık. Ve bu 9 haftalık periyotta sadece bir kez deplasman galibiyeti var. O da Başakşehir'e karşı alınmış bir galibiyet. Evet. Onun dışında herhangi bir galibiyet yok. Deplasman fobimiz var. İnşallah Malatyaspor karşısında Kayserispor ikinci galibiyetini alır diye temenni ediyoruz. Ama Gaziantep maçındaki gibi oynanırsa galibiyet zor. Hayal. Evet. Zor değil abi, hayal. Bir puana şükredelim eğer aynı performans sergilersek ama aynı performansın olacağını ben zannetmiyorum. Öyle olacağını düşünmüyorum. Hı hı. İnşallah iyi bir oyunla, iyi bir futbolla deplasman galibiyeti alınır diye ümit ediyoruz. Galibiyet alınmazsa çok sıkıntılı bir duruma geliriz. Net. Kesinlikle. Serdar abi ayaklarına sağlık. Var mı son olarak eklemek istediğiniz? İki maç var. Bence Sivas maçı bir zor maç. Çünkü evet. kendi evinde oynadığım maçta Sivas'ta yaptığım maçta tam kullanamazsın ev sahibi. Bizim için de deplasman değildir Sivas. Daha rahat oynadığım maçlarda. Aynı şey geçer. O yüzden Malatya maçı çok önemli. Malatya maçını almamız lazım. Hı. Çok güzel zamanda karşılaşıyoruz kendi açımızdan. Çünkü Malatya'da şu anda sıkıntı var. Evet. O yüzden
Son 3 maçta 1 puan almışlar. 4 puan iyi olur. İkinciye daha iyi rahat başlarız. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık teşekkür abi. Ederim. Ayaklarına sağlık abi. Evet, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.